Evet arkadaşlar, sesimiz artık geliyor. Tekrar iyi bayramlar deyip programı çok, ikinci kez açtım. Selam, merhaba, iyi bayramlar. Bak ben şu an öğrendim Joker nasıl oluşuyormuş. Bu olayları yaşaya tekrarı. Joker. İyi bayramlar arkadaşlar. Biz Gökhan abi orada bir konuşma yaptık, bilmem ne yaptık. Ses dudağı okumasıyla altyazı geçer Gökhan abi burada YouTube'da. Geçeriz. Şey, Doğu sizin tatili birleştirmişler 9 gün. Oh! Yani sevindik, mutlu olduk. Tatilin tadını yine çocuklar çıkardı. Biraz öyle oldu aslında. Ne yapacaksın, evde mi pinekleyeceksin? Evde pinekleyeceğim, yatıp uzanıp dinleneceğim. Bir de Bursa'ya gitmem lazım. İkinci gün falan. Aile yani. Ziyareti. Evet, onlar da memleketteler. Şu an dönecekler falan, öyle buluşacağız. Normalde onlar buraya gelecekti de falan filan işte. Benim gitmem lazım. Bu arada Doğukan yeni bilgisayar almış. Görüyorsunuz arkada ekranları. Doğukan'ın arkasında. Abi evi artık sunucu tarlasına çevireceğim yavaş yavaş. Komşulardan çok sıcak oluyor burası diye şikayet ya, gelene Doğu, kadar. Ya Doğu, şu yandaki televizyon sana lazım değilse onu versene bana ya. Bak şu köşede küçük var. Monitör. 32 inçlik mi, yok pardon. Şu mu? O değil de sol altında. Direkt altında. Bak direkt altında. Ha, o işte. Tam göremiyorum. Öbür tarafta. Ben bu tarafta gösteriyorum sana. O aynı. Onu alayım abi ben ya. O tüplü, onu alayım. Tüplü monitör o, tüplü. Öyle mi attık? Tamam, tüplü olsun ya. Abi onda kanal değil mi var acaba ya? Öyle bir eski çizgi film. İyi vallahi. Doğu'da gaza gelmiş. AMD gazına. Benim işlemciden daha hızlı işlemci almış. Takdir ettik. İşlemcisine alkış. Bir alkış oğlum. 12 çekirdek. Şeyle, hyperthreadingle 24 çekirdek. 24 çekirdek. Say say bitmez be Doğu. Ya aslında sanallaştırma yapabileceğim bir workstation'a ihtiyacım vardı kendim için. Onun için aslında öyle bir ihtiyacım vardı. Onun için kullanacağım şu anda. O yüzden amacım birim frekanstan ziyade, şey, çekirdek frekanstan ziyade çok çekirdek olması. Çünkü hani ben o noktada oluşturacağım sanal makinelere bir çekirdeği birden fazla kişi kullanamaz. Ya çekirdek sayısının fazlalığına ihtiyacım vardı. O yüzden böyle bir şey aldım. İyi, güzel güzel. Güzel. Ha, problem yok ki. Şey, bu stock fan yani, içinden çıkan fan fena değil. Ancak şey, bu ya, termal pest kötü olabiliyor. Tamam mı? Sadece termal pesti yani söküp tekrar bir termal macun sürerek biraz daha şey yapabilirsin. Ses yani ya, fanı onu, daha efektif onu değiştirmek olursa. Lazım. Fanı değiştirmek lazım ya. Hani şu an ilk aşamada beni idare ediyor. Birkaç ay içerisinde orada zaten güzel bir şey takacağım soğutma için. Şeyler var. Yani. Böyle sabit su soğutmalar var, biliyor musun? Sen oluşturmuyorsun. İşlemci ve şey fan blade'i yekpare geliyor. Yani içinde ha, suyu mu? Direkt üstüne takıyorsun o zaman. Ha, kablosu, bambusu, hortumu, her şeyi hazır. Koyuyorsun. Güzel, tavsiye ederim. Marka da veririm. İyidir, iyidir. Ferhat, sende durum ne? Senin bilgisayar ne oldu? Bana buradan laf geleceği belliydi. Ben yıllar önce o işi hallettim. Halen idare ediyor yani. Bende efsane bir 1080 var. Halen çok iyi. İşlemciyi söylemiyorum. Piyasada yani namı değer bir şeyi yok, adı yok sizin gibi. Ama güzel. Muazzam, tatlı, idare ediyor. Oyun için almıştım ben gerçi öyle şey için. Sen Intel'cisin ha? Intel'ciyim abi ben. AMD'yi de severim ama bir zamanlar AMD bizi sokaklarda bıraktı gitti. Intel'in sokaklarına bıraktı. Uzun bir ara yoktu hatırlarsın abi. Dolayısıyla o ara ben de Intel'ci oldum. Ama gönlümüz tabii ki de fakirin dostu AMD. O yüzden her zaman söylüyoruz. Gönlümüz ondan yana. İyi, Allah'a şükür abi ya. Bir sıkıntı yok. Yardırıyoruz. Bugün yine güzel haberlerimiz var. Bugün bayram neşesini önceden size yaşatalım tadında sohbetli, muhabbetli bir plan hazırladık. Dansöz var mı? Dansöz. Dansözümüz. Ya onu Gökhan şey yapacak abi. Doğu yapacak artık. Arkada bir televizyondan açacak herhalde. Çok onu. Evet. Kanal değiştirdim. Hemen buraya hologramlı buraya bir tane. Senden çok var diye de bir şarkı çıkıyormuş arkada. 24 çekirdek artık. Çıkar bir hologram ya. Bence de abi yani. Hak ediyor yani. Burada yani. Yapmayacaksın da ne zaman yapacaksın bu gösteriyi? Tabii. Artık 3 boyutlu dünyasına da girmemenin NFT yapmamasının arkadaşlar bir vakti geldi. Değil mi? Evet, işte bu oraya bağlanmalıydı. Dur bakayım, senin işlemci kaç liraymış? Direkt fiyata bakıyoruz ya abi. Direkt fiyat.
Önce fiyat, ondan sonra şeye bakacağım. Ne derler? Benchmark'ına. Lan siz parasıyla işte. O sadece işlemciye 8 bin lira vermiş. Sadece işlemci. Giriş seviyesi laptop fiyatı. Belki daha pahalı. Sen ne yaptın? Banka mı soydun Doğu? Yok abi yani bankalar 2 bin güveniyor liramın belli ki hakkını yiyorum bana. ya. Ryzen falan taşı. 39 bin benchmark var. Hey maşallah. Üf, çok kötü ya. Harbiden şu an var ya. Biz Atari gibiyiz adamın yanında ya. Ben kendi adımı konuşayım. 39 Herkes bin Atari benchmark. markalarını yazsın arkadaşlar. Oğlum şu an farklı bir dünyada yani. Adam galakside. Ya şöyle bir şey var. Şimdi benim çalıştığım yer bir işte sanallaşma yazılımı geliştiriyoruz aslında piyasada. Hani genel piyasada işte yani replike edecek bir şey yapıyoruz aslında. Onu bir noktada kendi workstation'da kullanmak, onu da denemek, yani onun geliştirmesini daha başka bir boyuta da geçirmek istiyorum. O amaçla da kullanabileceğim. Bakalım. Bakalım önümüzdeki günlerde belki şey yaparız. Buradan demo anahtar dağıtırız insanlara. Alın, kullanın falan diye. Ha? Vallahi oğlum benim Tabii işlemci sadece ya yok şey yani geliştirecek ekipten olduğum için şey yapabilirim bile yani. Burada altyapıda kullanmak isteyen insanlara da atıyorum 1 yıllık lisans verebilirim yani 3'ün o kadar. Kimdir? sanal makine. Belki öyle küçük bir çekiliş yaparız yani neden olmasın? Tamam, oradan şey yapsın. Monero bassınlar Yok hayır. Lisansın şeyini vereceğim. Lisans anahtarını vereceğim. Yani alın istediğiniz kendi altyapınıza kurun. 1 yıl boyunca ücretsiz makineden. kullanın. Yerli bir ürün. Alın İşte deneyin. doğudan beklediğimiz haberler. Evet. Alayın deney. Yani illa kişisel kullanım için değil. Yani burada şey arkada insanlar da oluyor. Yani bir üniversitenin bir yerinde çalışan, tüm bir kurumda çalışan insanlar yayınlara katılıyor. Ben de onu da söylemiş olayım. Belki duyurmuş oluruz yani. Aslında şey Daha var değil ileriki mi? dönemlerde Staj programınız daha var büyük sizin, şeyler yapacağız süper. zaten. Süper bir Efendim süper bir staj programınız var. yani süper bir staj programımız var. Orada aslında Ve üniversite ilan edilmiş öğrencilerine durumda. Biliyorsun değil mi tarihleri? Haziran ayında başvurular toplanacak. başvurular toplanacak. Bu yakın zaman içerisinde bir duyuru şey yapıyoruz zaten. Duyuru hazırlıyoruz. Bayramdan sonra büyük ihtimalle hazır olacak o duyuru. O duyuru olduğunda burada şeyde buradan da hep beraber bildirmiş oluruz. Üniversite öğrencilerinin katılabileceği. Bizim aslında yetiştirmek için bir insan kaynağına ihtiyacımız var. Hani o konudaki hem biz ihtiyacımızı karşılamak hem de konuda işte tecrübe kazanmak isteyen, yeni yeni bir yerlere gelmek isteyen İstanbul'da ama değil insanlar mi lazım. bu arada? Tabii İstanbul'da ama uzaktan da olabilir. Yani o konuda bir şeyimiz, bir hardcore'luk bir koşulumuz yok. O birazcık adaya bağlı aslında bakarsan. Hani Aday iyiyse nereden gelse gelsin. ya şöyle bir şey, Adayda ne şartlar sektöre arıyoruz diye staj. üniversite öğrencisi olması. Başka bir şey yok. Üniversite Şöyle. öğrencisi. CV'sini Üniversite stajı hazırlayabilmesi. Üniversite öğrencisi olsun, ya, CV'sini üniversite hazırlayabilmesi. yani son sınıflara yakın program var. Bir de yeni mezun programı var. İki program şeklinde çıkmış durumda firma. Şey bir de maaş da verilecek. Yani staj deyip beleş değil. Bildiğin Ha, tabii personel gibi canım. maaş alacaksın. Yani ama orada amacımız biraz daha hani bize bir iş yapından ziyade bakın hani biz size hani bilişim dünyasında işler, mekanizmalar böyle çalışıyor, bunlar böyle oluyor vesaire vesaire diye bir yol göstereceğiz. Bu noktada belki oradan zaten o insanlar arasından işe alım yapmak ilk hedefimiz tabii ki de. Yani o insanlar yani oluşturduğumuz iş kaynağını biz de bizimle birlikte çalışmasını isteriz tabii ki de. Güzel güzel. İyi iyi, burada ilk duyuruyu yaparız. Aynen. Ufak ufak gelecek böyle zaman. Yavaş yavaş ısınacağız yani. Hadi beleş lisans dağıtırız abi şeyle. Böyle bir şey koyarız. Buraya bir dönen bir şey koyarız çark gibi. Derya Deniz iddialı konuşmuş. Intel 12. nesil demiş. Dur bakayım şu 12'yi ben inceledim. 12. nesil inanılmaz elektrik yiyor diye hatırlıyorum. Acayip. Bakarız ona. Intel. Sakıp Evet güzel. Gül şey demiş aslında. Microsoft eğitimi için herhalde bir şey sormuş. Kurum vesaire. Microsoft MCS eğitimi ben eğitimi. orada söyleyecektim ama sizin muhabbetinizi bölmemek için. Yani online eğitimden mi bahsediyor diyeceğim. Evet online eğitim var mı demiş. Çok Aa. var yani. aşırı çok var. Ya açıkçası hani Microsoft eğitimleri benim uzmanlık alanım değil. Hani Ferhat Gökhan abi belki siz bir şey yapabilirsiniz, bir şey söyleyebilirsiniz. Abi sen Valla söyle istersen. Ben de çok bir kısa şey bir şey varsa. yapalım. yıllar önce Microsoft eğitimi aldım ben. Ama çok kadar çok oldu ki. Benim eğitim aldığım kurum şu anda yaşamıyor bile. Hoca çok iyiydi. Hoca çok kral bir adamdı harbiden. Matrak bir adamdı. Onu da bir baktım. Eğitim vermiyor artık. Herhalde emekliye ayrılmış diye düşünüyorum. Ununu eleyip. O Ha, yüzden ben... sen şahsi olarak hoca olarak söylüyorsun galiba, değil mi abi? Ya şimdi bir eğitimde olay şudur. Olay hocada biter. Kurumdan çok.
Yani kurum Evet. çok iyi olabilir, Ben de hoca aynı şekilde. değişir, yeni aldıkları adam iyi bir yerini seçememişlerdir ve kötü bir eğitim olur günün sonunda. Bu arada baktım 12. nesil Intel'e benchmark skoru 41 bin. Sana seninki kaç demiştim? 39 bin demiştim. 39 bin. 39 için. Ama senin işlemci 7 bin. Bu işlemci kaç bin? i9 mu? O 11 bin. i9 12.900K. 11 bin lira verince bir zahmet benchmark'ta biraz fark olsun Ha, o bir yani. de ya Ayrıca o yanlış hatırlamıyorsam 11 bini çekirdek sayısı da verirsen, yüksekti. 16 çekirdek olması lazım falan. 11 bini Yanlış hatırlamıyorum. verirsen AMD'de de daha hızlı işlemci var. 16 Ya çekirdek var. Threadripper var abi hani. Threadripper'a geldi mi zaten biçer yani. Threadripper'da 64 çekirdekli mi ne? 32 çekirdekli Threadripper var. O Çok. şeyde yani Epic versiyonlarında falan daha da yüksek çekirdek sayısı yani server side'da daha da şey daha da çılgınlar. Çılgın çılgın AMD'yi seviyoruz ya. Güzel güzel. Ken Thompson'dan eğitim almış mı diye bak, bir Hakan bir öneride bulunmuş. Güzel güzel. Valla Microsoft dediğim gibi arkadaşlar araştıracaksınız. Önemli olan bak eğitimde. Bak size eğitim nasıl seçilir onun dersini vereyim o zaman. Geçen sefer biraz şey CV nasıl yazılır diye ders vermiştim. Orayı kestim, ayrı bir video yapacağım bu arada. YouTube'a ayrı koyacağım. Eğitimde kritik nokta hocadır. Yapacağınız şey bir eğitim kurum bulduğunda hemen şeyi soracaksınız. Hocanın ismini soracaksınız bir, tamam mı? Hocayı bir LinkedIn'e araştıracaksın. Hoca bu işi kaç yıldır yapıyor? Bu işi sadece hoca olarak mı yapmış yoksa sahada bu işi yapmış mı? Projeler var mı? Çalıştığı şirketler olmuş mu? Tamam mı? Yani tabii ki sahada bu işi yapmış adam eğer eğitim kabiliyeti yüksekse çok hem tecrübelerini de aktarır, daha eğlenceli bir eğitim olur. Buna bakacaksınız. Ondan sonra eğitimin veriliş biçimine bakacaksınız. Mesela peş peşe eğitimleri çok iyi değilseniz, yani konuda zaten iyi bir altyapınız yoksa kesinlikle tavsiye etmiyorum. Şöyle eğitimler. Pazartesi başlıyor, günde 8 saatten Cuma günü bitiyor. O Aslında yalan. 40 saat ediyor, tamam mı? 40 saat çok iyi bir rakam aslında. 40 saat eğitim hayvani bir şey. Ama sen onun o 15-16. Saatte buradan böyle su akıyor böyle diye artık kopuyorsun be. Boş boş bakıyorsun. Ben öyle ders çok verdim. Sonuçlarını da biliyorum. Yani karşı tarafı ben de felç ettim hoca olarak. Öyle bir eğitim almayın mesela. Yani ne atıyorum haftada 3 günden 3'er saatten falan olsun yani. Ya da en fazla 4'er saatten olsun. Tamam mı? Ha bir haftada 40 saat odaklanmak çok 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 zor. Benim diyen bile son gün kopuyor yani. Söyleyeyim yani. Üçüncü noktada içerik. İçeriği alacaksınız. Konuyu bilen, tanıdığınız vesaire birine yollayacaksınız. Örneğin bize burada bir yollayabilirsiniz. Microsoft tamam üzerine çalıştığımız şey değil ama Microsoft sunucu sistemi de sunucu sistemlerinin main feature'ları aynıdır. Değil mi Doğu? Yanılmıyor muyum? Yani Yani Linux şöyle sunucuda benzer şeyleri yapar. Microsoft sunucular benzer şeyleri yapar. Ya yani biri bir konuda biraz daha iyi olabilir. Diğerinde daha iyi olabilir. Zaten sen de bunun farkını bilirsin. Ya bu adam bu konuda daha iyidir dersin. Tamam mı? İçeriye bakıp doyurucu mu? İyi kötü bir feedback alabilirsin. Oradan sonra karar verirsin. Ne diyorsun Doğu? ya Gökhan, bir şöyle şey bir şey söyleyeceğim. var. Çok pardon Gökhan Gördüm gördüm. abi. Abi akraba evliliği demiş ki Gökhan abinin kebapçı ustası gibi anlatması. Tabii ki oğlum. Abi sen şey halkın Dürüm insanısın abi sen. dürümmeliyim. Ama ya şöyle bir şey. 40 saatlik eğitim mesela çalışır. Ama nasıl çalışır? Mesela ben şu an 40 saatlik eğitim alsam bir konu hakkında bende işe yarar. Örnek veriyorum. Mesela ne olsun? CCNP. Uyduruyorum şu an tamamen. Hani bunu acilen bu konuda bilgi birikimi kazanmak istiyorsan bana çalışın. Neden? Çünkü ben kaç yıldır bu işi yapıyorum zaten. Hani bir noktada bazı şeyleri nasıl sindirebileceğimi tecrübe etmişim. Ama yeni başlayan bir kişi için böyle 40 saat ölüm ya. Hiçbir şey anlamazsın gerçekten. Yani birinci gün tamam anladın. Okey ama ikinci gün patatessin yani. Ben de şöyle bir yorum getireyim. Şimdi Doğu'nun dediğine katılmıyorum. Karşı görüş olsun diye söylemiyorum. İsterse dünyanın en uzmanı insanı olsun. Şimdi 40'ta 40'ını alabilmek varken 40'ta 20'sini alabilecek bir Doğu olacak orada. Belki biraz Aynen öyle. önceki 40'ta 5 dedi ya 5 5 saat odaklanabilirim. 40'ta 40'ını almak varken niye bu kadar çok yoruyoruz kendimizi? Bir de ya bilimsel olarak da mantıklı değil. Ki dünyanın en önemli üniversitelerinde bu konuyla ilgili sadece 1-2 saat dinlendirme şeyleri var ya. Yani bizim ülkemizde yok çok fazla ama bu bazı şeylerde var. Özel dershanelerde, özel kolejlerde falan bunların eğitimleri veriliyor ama bizim eğitim materyalimiz zaten bir kere baştan beri öyle anlatılıyor. Adam
Sabah 9'da gidiyor, akşam 5'te geliyor. Bu mentalle zaten hep bir şey yapılıyor, Öğrenim alıştırılıyor almış. eğitim. Evet, öğretim almış. O yüzden şu an sorular da öyle geliyor zaten istemsizce. Abi bana bir öyle bir şey ver ki Bir paketi ver eğitim, bana. ha, Ben onu aynen, yapayım. Direkt bitsin mevzu. bitsin, direkt bitsin. Ama yani Gökhan abi süper anlatsın, sabaha kadar anlatsın burada. Doğu ile şurada ortağım. Kişi istiyorsa, kendinde bir şeyler oturtturduysa zaten buluyor. Aynen. Ama amaç hoca aramak ya da bir kılavuz aramak ise, ki Gökhan abinin dokümanlarını web sitesinden inceleyin. Gökhan Akın. Orada çok .net. güzel dokümanlar var. Yani ama özellikle kişinin, ya ben bunu hep söylüyorum, biraz ikonik olacak ama, kişi karar verirse oluyor. Karar vermediği zaman, ya kararsızsa, Gökhan abi burada şiir yazsın, muazzam hikayeler anlatsın. Yayın bitince şöyle olacak muhtemelen. Ulan nerede kalmıştık? Hani neyi cevaplayacağım ben? O yüzden ya benim naçizane tavsiyem arkadaşlar, Microsoft olsun, başka bir şey olsun, eğlenceli öğrenebileceğiniz şeylerin ucundan gidin, devam ettirin. Sonra zaten yani belli bir yaşa, belli bir olgunluğa, belli bir kaybettiğinizi düşündüğünüz bir zamana gelince hızlanıyorsunuz. Yani o şöyle bir durum yok ne yazık ki. 14 yaşından 18 yaşına kadar ver eğitimi, ondan sonra profesyonel ol diye. Hayır abi, yok, adam al Gökhan abi, muazzam tecrübeli, muazzam bilgiler ediniyor. Ama Twitch dünyasında hiçbir bilgisi yoktu Gökhan abinin. Sıfır. Bak örnek, sıfır, hiç bilmiyordu. Yani adam ama buraya girdi. Öğrendi, öğreniyor muazzam bir şekilde. Belki zamanında bizden önce çok fazlasıyla bildiği şeyler vardı. Mesela oyunla ilgili. Ama şu anki oyunlara çok uzak, çünkü vakti yok. Yani demek istediğim şey, her dönemin bence çok lezzetli anları var. Kaybetmek de bir lezzettir. Çünkü daha sonra kazandığın zaman çok daha lezzetli olacak. O yüzden olaya böyle bakın. Ben biraz işin hep psikoloji tarafından konuşuyorum ama ne yazık ki orası güçlü olunca diğer konular güçlü ilerliyor. Yoksa o, mesela Gökhan abi eğitim veriyor bize. Çok tatlı. Bak açık söylüyorum. Gökhan abinin mesela eğitim verdiği 2 saat mesela, bazen çok tatlı geçiyor. Bazen de şey diyorum. Abi diyorum ya, ben uzaklaştım konudan. Ama direkt söylüyorum yani, uzaklaştığımı söylüyorum. Gökhan abi direkt bir sonraki derste o feedback'i alıyor. Ama bütün konular öyle değil ne yazık ki. Uzattım biraz ama kusura bakmayın. Akraba ile isyan Ya şey yapmışlar. çok Evet. önemli. Online eğitimin en büyük lüksü. Yani ben Doğu'ya %100 evet diyemiyorum. Mesela dedi ya 40 saatte 40 saatte fokus olurum. Şöyle olur. Eğer böyle günlük hayatın çok güzel, maddi durumun çok güzel, yol trafik vesaire çok güzelse, atıyorum kız arkadaşın vesaire ilişkin çok güzelse, aklına takılacak hiçbir Abi. şey yoksa bence Oğlum ben olur. 40'ta 40 olurum demedim. Sadece hani yapabilirim anlamında söyledim. Yani bir şeyler katabilirim, Aynen anlayabilirim abi, hani 40'ta demek 40 istediğim. demedi abi. Yani ben dedi 40'ta 40 odaklanıp değil. odak noktam daha yüksek olur dedi Ya oradaki bence kastettiğim. %80'ini alırsın ama o %20'yi kaybetme riskin var. Çünkü insan ve onu düşünüyor, şunu düşünüyor. Kafası gidiyor yani, gidiyor. Beyni yönetmek o kadar kolay değil. Ama online eğitimde işte tekrar seyretme şansın var. Kaçırdığın yeri fark ediyorsun zaten. Tamam, ben burayı kaçırdım diyorsun. Sarıyorsun, bir daha seyrediyorsun. O yüzden ben yani yüz yüze eğitim güzel. Farklı bir şey veriyor. Yani hocanın Aynen. elektriğini daha iyi alıyorsun. Kabul. Ama online eğitimde geri sarabiliyorsun. Abi bu çok büyük lüks ya. Çok büyük lüks. Her ikisini yapamıyor muyuz o Gökhan abi? Mesela örnek veriyorum, yüzde verdiğin eğitimler kayıt altına alınıyor muydu? Valla Sen hayır, mesela. hiç sıfır. Değil mi? Hiç çalınmadı. O kadar çok eğitim verdim ki keşke bir tanesi Evet, evet alınsaydı. ya abi. Yani mutlaka Ben seyretseydim. bir kolaj yapılırdı orada. Teknik üniversitede verdiğim eğitim sayısını bilmiyorum yani, yüzlerce. Yüzlerce. Her yerde ekipman yok tabii. Şey yok yani, o kayıt edilecek. O yıllarda öyle bir yaklaşım yoktu. Yani ders kaydolsun da konsun diye bir düşünce tarzı da yoktu zaten. Yani hani olsa bir denenirdi belki, ya bir de ekipman zordu. Şimdi ekipman cep telefonunu koy, şey yap. O zamanlar Nokia 33 olma yani. Ne kaydediyorsun, nereye kaydediyorsun? Ancak kafasına atarsın. Hoca iyi Bak anlatmazsa. şey geliyor abi rejiden, diyor ki gizliden ses kaydı alan var mı hocam diyor. Ha, derslerde gizlenen ses kaydı alan değil. Göstere göstere ses kaydı alanlara da çok bir şey demiyordum açıkçası. Yani ses kaydında o çok iyi odaklanman lazım. Ekranda bir, çünkü biz burada çizerek anlatıyoruz birçok şeyi. Şimdi çizim şeyi göremeyeceksin ses kaydında. Hani mesela ben şey okurken, Marmara'da iletişimde okurken
Ses kaydı çok işe yarıyordu. Çünkü sosyal bilimler üzerine konuşuyordu. Tamam, felsefe anlatıyordu, tamam mı? Felsefeyi de oturup tahtada çizerek anlatmıyordu. Yani yeri gelir anlatılır da çok çok nadirdir yani bir şey çizdiği. Orada işe yarıyordu. Ama yani sen burada bir sapnedik hesabı anlatırken çatır çatır bir şeyler yazarken onun ses kaydıyla toparlayamazsın yani. Çok zor. Olmaz değil ama zor yani. Aynen hocam. Evet. Akraba evliliğine takmışlar Şu an chatte onu dövüyorlar. Chat şey yapıyor. burada. Time atacağım şimdi. 20 saniye yazılmasın bakalım ne yapacak. Diğer chatlere saldırıyormuş. İyi, güzel. Yani toparlayacak olursak bir hocaya bak. Hocayı LinkedIn'den araştır. İki, eğitimin veriliş şekline bak. Yani saat olarak. Üç, içeriye bak. İçeriği de işi iyi kötü biraz bilen birine. Abi bu içerik iyi mi? Bu adam şöyle bir adammış. Hatta yani şey bile yapabilirsin. Ben bunu böyle gördüm. Yani hocanın CV'sini bile isteyebiliyorsun abi. Tamam mı? Bunları bir incelet üçüncü bir şey olsa. Ben ki bana böyle soranlara cevap verdiğim zaman da. Ya hoca böyle bir eğitim var. Güzel mi? Bakar mısın? Baktım. Ha iyi kötü cevap verdim. Ha bir de varsa. Ha dördüncü tavsiyem. Ekleyeyim bunu. Dördüncü tavsiye de şu. Varsa bir YouTube'da araştır. Daha önce anlattığı kısa bir pasaj, bir session vesaire var mı? Bak. Ona bakıp ya bu adamı ben dinlerim ya da dinlememe karar verebiliyorsun. Mesela bazıları var klasik bir öğretmen gibi anlatıyor. Ha, anlatabiliyor muyum? Nasıl anlatayım size şimdi Kitap kapanınca bütün olay bir... bitiyor. Ha yani biraz öyle evet. Abi biraz değil bayağı öyle yani. Onu Ülkenin anlıyorsun. %80'i öyle diyebilirim ben. O konuda çok şeyimdir. Sert hard girerim senin yerine ben. Yani Yani mesela lisede matematik öğretmenin bir anlatma biçimi vardı. Böyle x artı 2, y artı 5. Adam doğru anlatıyordur. Yani söyledikleri çok doğrudur, mantıklıdır ama o enerjiyi alamazsın. Anlatabiliyor muyum? Benim böyle çok hocam oldu. Doğu iyi bilir. manalı bir iyi bilir tamam ya arkadan. Bu arada CCNA eğitimi yani şu an bu yıl yok değil mi hocam? Var. Yani bu yıl. Ha pardon bu yıl var doğru. Pardon bu yıl var. Sonbahar. Duyurusunu yine Twitch'ten yol oluruz. Arkadaşlar zaten paylaşıyoruz her hafta yani Duyursun eğitimleri buradan Gökhan evet abinin. söyleriz de bir de şey a.org.tr'ye girerlerse oradan ön kayıt yaptırsınlar. Açılınca e-mail de gelir yani. Ha o da olabilir. Atayım dedim. Hijack 21-23 şey yazmış. Gökhan hocam bu Akbank eğitimi sonrası işe girdim. Teşekkür etmiş size. Oo Stok sevindim. analiz koymuş. Aynen. Sevindim, sevindim. Ya Peki. aslında Gökhan abi bir şey söyleyeyim mi? Senin bu Aa, eğitim listeleyi verdiklerini yakalamış. Harika. senin eğitim verdiklerini burada alsak işe ilk girenlerin güzel bir şey olur. Yani Akbank eğitimi 2000 kişiyle başladı. evet biliyorum hocam En anlatmıştınız. kalabalık verdiğim eğitim yani. 2000 kişiyi buraya alsak Hayır, 2000 kişi almayalım tabii ki de. Ya varsa arkadaşlar aranızda ya Gökhan abinin eğitiminden sonra ben iş de buldum. Gerçekten önüme açıldı. Ya tabii ki de olay sizde bitiyor da yani Gökhan abi bir aracı sonuçta orada eğitim kaliteli olduğu için şeklinde bir şey varsa çok güzel olur. Alalım abi konuk bence. Yani Ya duyalım biz de. en azından bu konuda işe girmek isteyen insanlara da bir yol Evet, göstermiş olur. Hani motive olur abi. süreç nasıl ilerledi? Ben nasıl buldum bu işi falan filan gibi. Daha da şey olur, güzel olur yani. Yani Kesinlikle. başka insanlara da yardımcı olur. O benim zaten YouTube'da öyle videolarım var. Biliyorsunuz kariyer serisi diye çektik. Kariyer serisi, Ama daha evet. çekmek lazım yani. Orada o çok eksik kaldı o. Doğuyla zaten Aynen. teke tek bir session yapıp şey DevOps'çu. DevOps'çu nasıl olunur? DevOps'çu. Nasıl DevOps yapılır? DevOps yenir mi falan deriz artık adam. Sen ama DevOps'çu diye çıkmayıp sistemci çıkıp sonra DevOps'a evrildin değil mi? Ya evet ben aslında kendimi sistem mühendisi olarak yetiştirmeye çalışıyordum. Ama sonra piyasaya girince aslında piyasada aranan çok şey bu değilmiş. Daha farklı şeyler aranıyormuş diye onu Sen keşfedince ondan değil sanırım öyle bence. şekillendim. Ben Teknolojiler mesela öğrene öğrene kendim şekillendim yani. seni Gökhan abi bir şey söyleyeceğim. senden daha iyi tanıdığımı düşünüyorum. Sen Eyvallah. yani sadece sistemle tatmin olacak adam değilsin. Sen çünkü sen de benim gibi manyaklardan çocukluğundan beri bilgisayarlarla uğraşan böyle onu da programlayayım, şuna da bakayım, buna da bakayım. Sadece Linux e-mail, e-posta sunucusu çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Ha, bu seni bayar. Sen o yüzden ona da buna da daldın ama DevOps'çu tam öyle bir adam. Ona da dalacak, buna da kod yazacak, o sistemi de yönetecek, bunu da yönetecek, network cihazlanacak, sonucuya da parmaklayacak. Tam senlik iş.
Aynen. Birazcık öyle oldu aslında ya. Hani bir yerde tüm geliştirici olarak başlamıştım aslında. Ama sonra bir baktım. Aa, Kubernetes'te kuruyorum. Aa, işte konteynerların işte Windows'lu sistemi de ben yapıyorum. Aa, bir dakika LK'yle dolaşıyorum. Böyle bir baktım abi. DevOps mühendisi dediğin kişinin ihtiyacı olan teknolojileri aşağı yukarı böyle hepsini bir gözden geçirmişim, bakmışım, öğrenmişim bazılarını yani. Bak DevOps ne demek diye sordu. Doğu bir cümleyi anlat bakalım. Böyle Bir cümleyi anlatılır programcı bilmiyorum. gibi, networkçi gibi bir şey aslında, o başka da. Güzel alıntı ama, güzel alıntı harbiden. Ya DevOps'u dediğin şimdi normalde eskiden şeydi. Önce şunu açılımını söyle de DevOps'un. Kısaltmaya. DevOps aslında Development and Operations'ın kısaltılmış hali. En özet haliyle programlama bilen, otomasyon yapabilen sistem mühendisi. Sunucuları otomatize ederek yönetmen, onların üzerine yazılım ekibinin verdiği yazılımı otomatize bir şekilde kurman, monitör etmen, yönetmen. Bunu yapan mühendis aslında. Bunun için de araçları kullanan kişidir. Bu pratiklerin tamamına DevOps denir aslında. İşte bunu otomatize etmek, bu yazılımı test etmek, koymak, monitörlemek falan. Bu pratiklerin hepsine DevOps denir. O Ya işte. yüzden network'te biraz uğraşman gerekir. Sunucu da biliyor olman gerekir. İşletim sistemi de. Programlama da biliyor olman gerekir. Diyorum. Konteynerizasyon vesaire gibi. Her şeylerden biraz bir şey biliyor olman gerekiyor o bütün pratikleri yönetebilmen için. Tam senlik o yüzden diyorum ya. Onu da parmaklayayım, bunu da Aynen. Aynen öyle. Her şeyden. Her şeyden biraz. Ortaya karışık. Ortaya karışık. Evet, aynen oluyor. Abi o İyi, zaman güzel. şeye girelim mi, haberlere? Hadi bakalım, Hadi süper. haber. Haberimiz zaten aşağıda Haber. yazıyor. Daldır Ferhat. Evet arkadaşlar. Bu arada sorularınızı cevaplayacağız. Çok kısa haberlere dönelim. Sonra zaten Gökhan abi bakıyor, Doğu bakıyor chat'e. T-Mobile Lapsus tarafından saldırıya uğradığını doğrulamış abi. Almanya'nın en büyük ben de ses geliyor mu bu arada? Ses geliyor. Geliyor abi şu Net an. net. Evet, geliyor ses. Benim ses gitti galiba ya. Geliyor geliyor sesin. Ses. Bizim ses gelmiyor Ferhat. sana Ferhat, biz seni duyuyoruz. Ses. herhalde. Chat'ten yazsana Ferhat, Ses. seni duyuyoruz diye. Ses. Benim dur bir Discord'dan çıkayım, tekrar geliyorum. Hayır yapma. Yapma yapma. Çıktı galiba, kafa yukarıda kaldı. Çıktı evet. Dondu kaldı yukarıda. Ha yok, geldi geri. Tamam, şu an geliyor mu sesim? Senin sesin hep Şu geliyordu an. zaten. Abi sizin Abi biz... sesiniz gelmiyordu işte, sorun o. Konuşuyor. İşte Ben de senin bilgisayarda dondu. problem Bır 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 bir var. şeyler olmaya başladı. Senin bilgisayarda problem Kulaklığımda. var. Eski eski bilgisayar tabii ya. Ya benim Normal. bilgisayara nazar değdirdiniz be abi. Yemin ediyorum. Yok, bence kendi isyan da etmiş olabilir. Lan o, hani o kadar laf ettin ya şimdi. Hani madem öyle deyip. Dur bir tam çözeceğim çünkü bende parazit yapıyor. Hemen geliyorum. Senin Hemen kulaklıktan o. geliyorum. Ben bu arada Ferhat'ın şeyi anlatayım. Arkadaşlar, Ferhat'ın önünde bir sürü monitör var. Tamam mı? Monitörle, hatta birden fazla bilgisayarla yapıyor. İki bilgisayar kullanıyor. O yüzden birden fazla monitör var. Monitörden biri yukarıda. Yayın monitörü yukarıda. O yüzden yukarı bakıyor. Ama öyle bir mizansen oluşuyor ki sanki yukarıda bana bakıyormuş gibi gözüküyor şu anda. Farkındaysanız. Ben de aşağı bak, böyle şey yapıyorum. Dur. Buradan. Ferhat'a uçuyorum. Tamam. Ne alemdesin Herhalde Ferhat, oldu mu? şu an olmaz sorun ya. O parazit sorunu neyse, onu bir ara halledeceğiz artık inşallah. Arkadaşlar kusura bakmayın. 40 yılda bir bana da sorun olabilir yani. Hemen habere dönüyorum tekrar. Almanya'nın en büyük telefon GSM operatörlerinden biri olan T-Mobile geçtiğimiz ay büyük bir saldırıya uğramıştı abi. Ama bununla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Kim yaptı, nasıl oldu? Bu hafta Lapsus Dalar grubu dedi ki biz yaptık. Şu kadar da veri sizden arakladık. Bu araklamaları da biz sim kart üzerinden belirli VPN bilgilerini Rus pazarında, yasa dışı pazarda satışa çıkardık. Hatta çok daha fazla veri çalınmış ama konuşmalar da orada geçiyor. Lapsus'taların bir temsilcisiyle diyelim. Özetle bu T-Mobile'ın verilerini çalan hacker grubu artık tam anlamıyla ortaya çıktı.
Şu an anlaşmaya varmaya çalışıyorlar. Anlaşma yapmaya çalışıyorlar. Yaşanan veri kayıpları konusunda şirketin yaptığı açıklamayla kullanıcının içine su serpti diye bir olay var. O da yani tamam hani veriler gitti ama erişilen sistem bilgilerinin hiçbir müşteriye ve hükümet bilgisi içermediği diyor. Ama örnek görüyorum neler gitti, neler var. İşte kullanıcıların kişisel verilerini ele geçirmiş. O sim kartların içerisindeki arama kayıtları, çok ünlü kişilerin arama kayıtları, mesajları bayağı ifşalanabilecek durumda bir sıkıntı söz konusu. Şu an anlaşmaya gidiliyor diyebiliyorum. Ya önce dedin ki T-Mobile hiçbir müşteri bilgisi yok dedin. Ondan sonra arama kayıtları, sim kart detayları. Bunlar müşteriye Şey ait diyor olmuyor mu? Kime bunu. aitmiş Bunu bunlar? şey diyor. Bunu şey diyor. Firma diyor ki ben hiçbir yani bu verilerin hiçbiri şey diyor yani hükümet bilgisi değil, müşteri bilgisi değil. Onları çalınmadı. Sadece sim kartı erişildi söyleniyor. Ama şeyin de Lapsus ustaların da söylediği torrentten bazı verileri örnek olsun diye paylaştı. Tümünü paylaşmamış. Paylaştığı verilerde de şey diyor. Ya bunlar var. İncelenmiş yani. Hem arama bilgileri, kimlik bilgileri. Bu Abi arada bizim abi bu GSM ile ilgili, GSM firmaları ile ilgili zaten büyük bir şey bekliyordum. Bir bu geçtiğimiz programlarda bahsettik aslında GSM'in ne kadar vulnerable olduğundan falan ama bu galiba o GSM network'üne değil. Bu büyük ihtimalle sunucu altyapısına yapılan bir atak ve şey oradaki konuşmalardan bir tanesi de şey diyor. VHDs are not even encrypted. Bunlar büyük ihtimalle VHD bir sanallaştırma imajıdır. Bunlar büyük ihtimalle bir sanallaştırma altyapısına falan bir şey yaptılar diye düşünüyorum. Çünkü orada hani onu kullanmış VHDs not even encrypted. Yani onları aldık tak diye kullandık direkt nasıl diye yaptığıyla düşün. ilgili site var abi bu arada. Orijinal sitesine tıklasana. Yani bunu bu olayı inceleyen ben mi yanlış biliyorum? Evet. Evet. Krebs'in Security'nin Ha, şeyi değil mi? Crimson Security'ye girsen abi orada Dur detay bakayım. var. Yani nasıl olduğu ile ilgili bir inceleme yapılmış. Daha da fazla veri var bu arada ama o verilerle ilgili bir şey söylenmemiş. Ama Telegram üzerinden devamlı bir oylama yapılıyor zaten. Zaten Crimson Yani bu Secret'teyim. The Hacker News'te mi diyorsunuz? aynen Başka aynen burada. bir şey var. Bu. Ya bunlar Lapsus. şimdi herhangi bir tutuklama vesaire olmadı bu ekiple değil mi? Böyle şunu bulduk, Oldu. bunu bulduk vesaire de oldu mu? Oldu. Oldu. Küçük bir Oldu çocuk mu ama çıkmıştı bu? Şimdi şöyle bir şey oldu diyoruz da o kişilerin bu kişiler olduğunu bilmiyoruz. Yani bir hacker grubu tutuklandı. 16 yaşında ve 6-7 kişinin de bulunduğu İngiltere'de bir tutuklanma söz konusu. Ama bu kişiler Lapsus grubu mu ya da bunlar Lapsus grubu mu çalışıyor ya da Lapsus grubunun beyni 16 yaşındaki çocuk mu? O belli olmuş olsa bu saldırılar nasıl oluyor o zaman halen? Değil İşte mi? şunu demeye çalışıyorum. O mesajların içerisinde yine şeyden falan bahsediyor. Mox diye bir adamdan bahsediyor mesela. Diyor ki ya işte okuldaki herkes bunu konuşuyor ama ben işte sizin adınıza çalıştığımı söyleyemiyorum falan. Hani sınavlara söylemek istiyorum. Şey gibi hani Tony Stark çıkıp I am Iron Man falan dedi ya. Velet onun gibi bir şey yapmak istiyor. Ve okul falan diyor abi. Hani bunlar büyük ihtimalle böyle 14, 15, 16 yaşlarında bir grup çocuk. Çok büyük ihtimalle diye öyle bir şey yapıyorum ya. Öyle bir paralel evrende düşünüyorum. Ve böyle çok absürt bir güvenlik açığı buldular. Herkesin kullandığı bir üründe. Tamam mı? Herkesin kullandığı bir üründe böyle çok acayip bir güvenlik açığı buldular. Delik deşik ediyorlar her yeri. Çünkü Samsung, Microsoft, T-Mobile kim var abi başka? Başka neleri renkledi bu herifler? Samsung. Nvidia. Nvidia, Samsung. Ya dedim yani bu Daha da Nvidia'nın var. mevzusu ilk çıktığında da söylemiştim. Bak bunun devamı gelecek demiştim. Hani bu böyle bir şey değil. Bu daha da büyüyecek dedim ve büyüyor. Ve daha da büyüyecek bu. Bu güvenlik açığı neyse biz bu Log4j'de Acaba olabilir, başka bir şey de dur. olabilir. Bak burada şey var. 30 bin source code repository diyor, tamam mı? Çalınmış Evet. diyor. Nvidia'da da source code çalınmıştı. Samsung'da da source code çalınmıştı. Acaba Aynen abi, bir aynen. repository'e dalış mı buldular? Bir GitHub mı deniyorlar? Ne yapıyorlar? Abi şöyle bir şey. Şimdi firmalar yani kod repository dediğiniz şey şu arkadaşlar onu söyleyeyim. Atıyorum 3 geliştirici,
Ferhat, ben, Gökhan abi şey yapıyoruz. Bir kod üstünde, bir proje üstünde çalışıyoruz. Bunu hepimiz değişikliklerimizi yapıyoruz. Ama işte bu değişikliklerin birbirine karışmaması lazım. Yani kodu versiyonlamamız lazım. Bunun için sistemler var. Mesela bir en önüsü GitHub. GitLab. İşte bunları kendinize de kurabiliyorsunuz falan. Versiyon kontrol sistemi diyorlardı. Şimdi versiyon kontrol sisteminde atıyorum GitHub pub şey yani herkese açık. Gidip ücret de alıp işte repository'de private de yapabiliyorsun. Ama büyük firmalar atıyorum Tesla'dır, Nvidia'dır projeleri çok çok önemli olduğu için gidip bunu GitHub'a falan teslim etmezler abi. Kendilerinde tutarlar. Keza biz de öyle yapıyoruz mesela. Ama bunu Kendilerine bu tutan bir sistemi yazılım var. kurabilirler. Benim Yazılımı kendi tahminim yazmıyorlar. bu arkadaşlar bu VHD'den falan bahsediyorlar. Bunlar sanallaştırma altyapısıyla ilgili bir şey buldular ve o adamların versiyon kontrol sunucularını alıyorlar, direkt kopyalıyorlar. Hani o imajı direkt alıyorlar ve o imaj hani o versiyon kontrol sunucusuna erişiyorsa zaten bütün source kod elinde açık ayan beyan. Hani. Ve step Şimdi step burada bir şey değişimi bile söyleyeceğim görürsün abi. yani. Gökhan abi burada bir şey söyleyeceğim. Gökhan abi bununla ilgili ta en başında Lapsus dalır. O zaman o hafta sen yoktun Doğu. Gökhan abi demişti ki Nvidia haberini yaptıktan sonra bir de Samsung haberi. İkisinden biriydi. Bunlar kesin bir açık buldular. Bütün firmaları düzükleyecekler. Benzeri ben de Harbiden öyle. söylemiştim. Ya çünkü bak liste bu arada çok uzamış. Impressa diye vardı, bunun haberini yaptık. Nvidia var, Samsung var, Vodafone Var var, da var. Volt Ubisoft var. var, Microsoft var, Okta var, bir de Globant diye bir firma var. Evet, Globant çok fenaydı ya. Of. Felaket abi. Delik deşik Felaket. lan yani herifler. Ki yani kaç ayda? 6 ayda. Yok böyle bir şey. Bunlar dünya rekorunu Ben de falan aynı şeyi diyorlar ya. düşünüyorum ya. Ben de bunların yaşlarının küçük olduğunu düşünüyorum Gökhan abi nedense. Yani hiç istemem. Çünkü çok kötü bir durum. Yani bunun trajedik durumu çok kötü olacak. Yani tamam burada çocuklar çok iyi. Evet istedikleri zaman yapılabiliyormuş. İmajı güzel görünebilir ama o aslında o iş öyle değil. Bu işin tuhaf bir kaotik durumu olacak. Hatırlarsan geçen hafta şey demiştim. Bu Twitch olayında da çocuklar kullanıldı. Genç çocuklar kullanıldı. Twitch bit olaylarında hırsızlığında. Ha evet. Evet. Genç yayıncıları falan da kullandılar efendim. Yani çok ciddi inşallah öyle değildir ya. Yani görünen o gibi ama. Ya dediğim gibi şey bunları böyle acayip süper şeyler bilen insanlar olduklarını da düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Ben de aynı Ya şeyi. yani tooling yapıyorlar. Adamlar tool'ları güzel kullanıyorlar. Bence dediğim gibi böyle Evet. süper advanced, acayip böyle her şeyleri kendi yazan böyle exploit geliştiren hackerlar falan sanmıyorum. Pek öyle durmuyor. Ya öyle olsa öyle kontrolcü bir mekanizması olmuş olsa zaten bu saldırıların sonunda nereye gideceğini az çok biliyordur. Evet. Vazgeçer. Yani senin bilginde olsa örnek veriyorum ya da Gökhan abinin bir bilgi seviyesinde. Bunu kötüye kullanmak da çok basit aslında. Yani önemli olan Abi kötü bu kullanmamak bilgiyi açık açık satmaya çalışıyorsun falan, yakalanacağından bu kadar mı korkmuyorsun? Çünkü herkesi yakaladılar abi. Yakalanmaya çok çok az insan var yani dünyada ya. Ya kod yapmışken. devlet taraflı geçen hafta Ha Gökhan abi dedi ya mesela. hani devlet koruyorsa alabilir mi? Yani Alamaz. alamazsın. Harbiden öyle. Ya o iş Valla son biraz yok yani. Doğu'ya şey konusunda katılıyorum. Yani bir APT ata aylarca süren bir şey. Ve bir hedef olur abi onda yani. Hani Bir hedef olur ve çok büyük bir para çalırlar genelde. yani. Yani doğrudan paraya kilitlenirler. Veri çalmaya kilitlenmezler. Bu kadar şeyin oturup her birine zararlı yazılım yap, milletle APT yap, tek tek sosyal medyadan araştır, onlarla chat yap falan, ikna etmeye çalış, zararlı yazılım sok, böyle bir şey bu kadar sürede imkan ihtimali yok yani. Ordu kurmuş olmaları lazım. Plaza'da falan çalışıyor olmaları lazım. Dev gibi kulede her katta bir operasyon ekibi. İmkansız ya. Felaket. Abi ben burada hazır açmışken sorayım. APT'nin yanına 10, 100, 50 getirmenin bir anlamı var mı? Ne gibi? İlk defa duydum. APT 10, APT 100, APT 50. Daha önce APT ataklarının yani daha geniş bir zaman istediğinin yanındaki o 100, 10, 50 abi o grup ismi olabilir. öyle bir şey yok. Yani değilmiş oğlum değilmiş lan baktım değil ben miyiz? şey tuhaf bir şeyler var yani İlk o yüzden defa ben de duydum. Gökhan APT abi 10, APT sormak 50. istedim. İlk defa duydum. Bana link at bakayım. Abi. Link at, hemen çözeriz ne olduğunu. Dur. Bu arada yani şurada çok orijinal bir şey yazıyordu bak diğerinde. Bak mesela şöyle bir şey var. Ya bilmiyorum bana çok tuhaf geldi. Bunun anlamı yoksa bu senin en güzel yorumlayabileceğim bir şey olduğu için sordum aslında. Hemen atıyorum abi Abi buradaki şeyden. Apple VPN dedi, bizim bildiğimiz Apple mı ya? Chat'te yazdı.
IDMC bu ne ya abi ya? Bu şey olabilir mi acaba? SIM card based bir security solution falan gibi bir şey olabilir mi? Çünkü şöyle bir şey. SIM kartların içerisinde normalde sadece ISP'de olan bir tane key gibi bir şey var. Eğer o key'i dekripte eder, o key'e sahip olursanız SIM'i klonlayabiliyorsunuz. Hani belki Apple orada öyle bir şey yaptı. Şu teknolojinin adını bir yazayım. IDMSAC. Apple.com. Apple'a özel bir şey bu. Hmm. O yüzden adını daha önce Market. duymamış. Abi şeyi bulacağım dur. Bunu grupların ya tamam ha, şey diyor chat'teki arkadaş diyor ki Hakan Şen grupların adı diyorsun ama değil lan öyle değilmiş işte. Ben bunu bir takıldım bir araştırayım dedim bir bakayım dedim. Yani bu tamam grubun ismi ama grup neden bunu koyuyor anlamı varmış onu demeye çalışıyorum aslında. Yani bir versiyon değil tabii ki doğru bir 10 yılda bir atak yapılacak gibi bir durum şey değil. Ama tuhaf bir açıklama vardı onu bulmaya çalışacağım. Şimdi bir tane şey attım örnek attım bir de şu bulabilirsem o şeyi. O abi şöyle abi bir dakika bu değil galiba. Neyse bunu bir şey yapacağım abi. Sanırsam bu Apple'la ilgili bahsettiği şey sanırsam bir satış sayfası gibi bir şey olabilir abi çok emin değilim. Şu an link çalışmıyor Aynen. zaten. IDMC.apple.com varmış. Bir İşte. analizini yapmışlar. Şu an link devre dışı. Apple'la ilgili ibaret ve Apple VPN ile ilgili bir şeylere sahibiz diyor ama kısmet Apple'cılar. Ha şey belki şeydir. Apple çalışanlarının VPN'e eriştik bir şey. Mümkün. Mümkün. Ya ama Apple ile ilgili bir hack hikayeleri yok gözüken. Belli olmaz Yok, yani. aslında bu hafta vardı abi Öyle aslında ama yani söylentiydi yine iCloud'un üzerinden bir açıkla bir sıkıntı oluşturmuş ama yok, yani Apple'da sürekli güvenlik söylen açığı çıkıyor. Ben ama Apple'ın personelinin işte bilgisi çalındı vesaire duymadım şu ana kadar. Ama belli olmaz yok dediği gibi. evet. Her an her şey olabilir. Ya da Apple'ın gelecek planları çalındı falan. Apple'ın planları çalınsa çok çılgın olmaz mı? Abi iyi misin sen var ya net çok kötü olur harbiden. Bir sonraki iPhone'un modelleri, iki sonrakinin kaç kamera olacak, ne olacak, her şey. Herkes Ana, belli. çok çok keyifli olabilir. Tövbe yarabbim. Bu arada bir link verdin, şey yapmış. Abi o şey bir Talebimi bu örnekti noktada. de bu ne biliyor musun? Benim bulduğum şey şuydu. Gartner'ın var ya dünyaca bilinen dokümanlar hazırlıyor, paralı satıyor. Biliyorum ya, Gartner'ı çok iyi biliyorum. Aa evet. Tamam bu firmanın bir yazısını okurken aslında orada gördüm. Örneklendirme yaparak anlatıyor. İşte 100, 6, 5, 4 niye APT? APT'nin şeyini anlatıyor işte. Ama normal gündelik APT'den bahsediyor. Yani örnek veriyorum bilişim sektöründen bahsetmiyor da ya biz sanki farklı bir konudan bahsediyormuş gibi anlatıyordu. Ben de orada gördüğüm için sordum. Abi bir Aslında anlamı var mı diye. APT'yi illa bilişim sektörüne yapmak zorunda değilsin. APT bir şekilde bir şirkete hedefe alıp ondan bir şekilde para sızdırmak. Bunu telefonla bile biliyorsun. Milleti ikna edip para getirtip parayı sırtlayıp gidiyorlar. Hiç bilişimle alakası olmayan ataklar var yani. Tabii Onlar da tabii atak yok sonuçta. Her işte. an O aşıyor zaman bir olabilir. grup ismini anlamlandırmış diyelim herhalde muhtemelen. O dokümanı şey yapacağım abi ya. Paylaşıyor olacağım Alright, yani. bakarsın. Hadi sıradaki haber. Benim en sevdiğim Evet. haber. En sevdiğimiz haber. Uzaylılar sonunda ilk tweetini attılar. Yaşasın Elan abimiz. Bu benim manşetim bak ha. Bu arada kimse bunu atmadı. Manşeti biz belirliyoruz. Niye bunu diyoruz? Çünkü Elan abimiz dedi ki ulan bu Twitter çok doğru özgürlüğü savunmuyor. Yandaşlarla dolu. Demokrasiyi getireceğim buraya dedi ve geçen hafta 44 milyar doları verdi ve satın aldı. Saat dedi. Yetmedi. Bunun Dogecoin dediğimiz de şey Bitcoin'i değerler havaya uçuştu. Aa, öyle bir şey Yetmedi. beklemiyordum. Keşke alsaydım. Dur. Trump abimizden açıklama geldi. Bu dedi ki bu abimiz dedi çok dürüsttür dedi. Burayı güzel yerlere çevirecek dedi. Ya Direkt böyle çevirdi bak söylüyorum ben. Ama geri dönmeyeceğim dedi. Kusura bakmasın dedi. Yetmedi. Bak CEO'sunu, Twitter'ın CEO'sunu değiştirecek. Bu hafta onunla ilgili akın akın. Yetmedi. Bayağı yeni özelliklerden bir tanesi şu editleme ile ilgili harıl harıl çalışılıyor. Daha da varsa sıralayabileceğim ama gelmesiyle maşallah dedirten bir Elon abimiz. Gökhan abi burada bir alkış alabiliriz ya Elon abiye.
Ya bir kızı. Amazon da Aa dur çok bir daha yetmedi. Dedi ki Coca-Cola'yı satın alacağım. Eski günlerine döndüreceğim. Orayı söylemeyeyim şimdi. Eski günleri Ya abi aynen. o şey ya bizde Lozan'ın 100. yıl anlaşması diye bir yalan dolaşıyor ya insanlar arasında. O öyle o da o yalanın yurt dışı hali gibi düşün. Evet İnsanlar evet. yurt dışında böyle bir yalan uyduruyor. 16 maddelik satır okumayıp sadece yalana inanan koca bir ne yazık ki. Evet doğru Ama iyi söylüyorsun. ya adam eğleniyor yani şu anda ki bilmiyorum bence iyi de bir çünkü şöyle bir şey herkes şey noktasıyla bakıyor. Aa işte Twitter'da bir sürü şey değiştirecek yok aman herif zaten Trumpçıydı vesaire gibi bir şeyler söylüyorlar ama Elon Musk'ın aslında ilk ifade ettiği şey şuydu. Ben Twitter'da çok fazla bot var. Hani bunlar manipülasyon yapıyorlar şudur budur. Aynen. Abi herkesin kimliğini valide edeceğiz. Herkes kendisi gibi konuşacak bundan sonra şey yok yani. Hani o bot sorununu çözeceğim gibi bir şey diyor. İlk söylediği şey buydu mesela. Evet onun dışında da bir sürü şey söyledi. Doğru ama ilk söylediği şey şeydi. Bot yani bot Twitter'daki bot problemini Yani çözeceğim. o bot özgürlükçü yani örnek veriyorum sana bir şey söyleyebiliyorsa o da sana bir şey söyleyebilir. Sen de Aynen. ona bir şey söyleyebilirsin gibi. Oradaki demokrasiyi yani nasıl sağlayacak hangi bilmiyorum ama Ya ha bu arada attım bunu WhatsApp'tan ama onu da söyleyeyim buradaki arkadaşa. Gökhan abi onu aslında paylaşabilirsen iyi olur. Eğer ki Elon abimiz Hı. Twitter satın almamış olsaydı Hı. dünyanın en büyük takımlarını kaçını alabilir diye Abi fotomaç yapmış. onu görünce ben de şey yaptım ya, yuh dedim gerçekten. Yani onu bir gösterebilir misin abi? Yani Bunu da açıyorum. çünkü gerçekten benim de hoşuma gitti çünkü bayağı bir haber var. Çok da keyifli oldu bu hafta bu konu. Çünkü Twitter ben kullanıcısı değilim. Ama geçmeyi düşünüyorum. Elal abi buradan gidiyorum. Ya ilk satış haberini aldı. Bir şeyler oldu falan. Bir ara şey oldu atıyorum. Like butonuna basıyordun. Tesla'nın logosu çıkıyordu falan böyle. Evet Şey yaptılar onu. bu arada şey de var. Yani 8 milyarlık bir hisse satımı yaptı. Twitter'da satın alımı yapması için ve içerideki Twitter'ın tüm konseyi hemen hemen çok mücadele etti. Yani o çok anlatılmıyor. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda bu yansıma olur. İşten çıkartılmalar olur ama o Elon abimizin yaptığı bir şey değil. Onu biz söylesek de bir şey değiştirmeyecek ama söylemekte fayda var. Yani özellikle adam işini iyi yapan, doğru yapan adamlarla çalışmak istiyor. Zaten bunun en büyük örneği Tesla yani. Orada azıcık o kronolojik hikayeyi okuyan varsa ki Gökhan abi ezbere biliyordur da ama adam işini iyi yapan kişilerle çalışmayı çok seviyor. Ve bunu yaparken de minimum bir iş de olsa işi doğru yapıyor olması önemli. Muhtemelen o yüzden önümüzdeki haftalarda bir iş çıkartma olacak. O yüzden CEO'su ile ilgili de bir değişim söz konusu olacak. Kim gelecekle ilgili söylentiler var ama tam isim vermek doğru olmaz diye düşünüyorum. O yüzden oraya es geçiyorum. Söylenti var mı ya? Kim Var olacaktı? var. Hadi ya. Senatordan birileri gelecekmiş abi. Başkan Trump Trump'a direkt geldi anahtarı diye. veriyor Twitter'dan Aynen abi. aynen. Al oyna. Ya düşünsene Putin'in şeyi vardı ya kızı mıydı? Kızı vardı değil mi bir tane? Yanlış Galiba. bilmiyorsam. Evet. Tövbe estağfurullah. Valla bu Elon Musk'tan her şeyi beklerim yani abi. Abi ben o söylentileri konuşuyorum tamamen. Öyle bir durum söz konusu olabilir. Yani Rus pazarıyla arasındaki tansiyonu düşürmek için ciddi bir orada şey olabilir. En üstte bir adam getirme söz konusu Putin'in olabilirmiş. kızına mı Tamamen verecekmiş söylenti. CEO oluyor? Ben kızı var diye hatırlıyorum. Reddit'te konuşmalarda kızıyla ilgili bir şey söyledi ama ben tam anlamadım. Kızı var mı? Bakayım hatta var mı? Hiç de bakmadım. Allah. Nereden nereye olan? Ne konuşuyorduk? Ne oldu? Putin'in kızı Maria. Evet var. Maria kaç yaşındaymış? kardeşim geçmiş olsun. KGB'ye buradan selamlarımı söyle. Sen bunu artık search history'e de attığına göre Putin'in kızı diye. Biz gittik. Hayırlısı Putin'in olsun. kızı İyi değil adamdı, mi IP'nden lan? Severdik falan diyeceğim arkandan. adres tespit etmişler kafana. Neyden Ben gördün? ya sen Allah Allah bizi ne hallere düşürdünüz ya. Putin'in kızı demedim ben. Putin abi dedim orada. Bu arada resmi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Abi dedi bak kibara döndü şimdi. Abi öpeyim abi.
Valla Abi. Avrupa'daki bütün takımları topla abi neredeyse. Üf. En Yani iyilerini topla diyelim abi. en En iyilerini iyilerini. topla. Ya Evet. diğerleri para etmiyor zaten. Hepsini Etmiyor şu an. toplasan anca Abi hiç şaka gibi ya. Ne Twitter'mış lan harbiden Barcelona, dedim. Real Madrid, Ya abi. Bayern Münih, Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, bu PSG Abi bir şey söyleyeceğim ama Twitter'ın kullanıcı sayısı kaç biliyor musun şu an? 400 milyon. Yani az. top 10'a bile giremiyor. Top 20'nin sonlarında Evet. kullanıcı sayısı olarak sosyal medya platformlarından bahsediyoruz. Abi Çok aktif kullanıcı. yerlerde. Tamam yani aktif kullanıcı sayısı öyle ama insanlar haberleri Twitter'dan takip ediyor. Bir ünlü bir açıklama yaptığı zaman Twitter'dan açıklama yapıyor. Siyasiler kapıştığı zaman Twitter'dan kapışıyor. Twitter'ın Tamam. hani kullanıcı sayısı Bizde okey az Instagram ama kullanan yeri oldu başka ya. bir yerde. Bizde Instagram'la istifa eden oldu biliyorsun. Mesela hani gibi. Ama elim varken herkes artık Twitter'a bence. Ya ben Putin diyorum. Gökhan abi de bizi yani burada sığamıyoruz öyle Bence çok çok değişik şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu herif azıcık manyak biliyorsun. Elon dediğimiz abi. Yani çok marjinal şeylere sırtı gidebileceğini düşünüyorum. Yani şey hiçbir yere. tanımıyor, kural tanımıyor. Abi. Değil mi? O ya en büyük ama özelliği o. Mesela biz şey yapıyoruz. Yani bazı şeyleri benimsiyoruz. Ben de bazen yapıyorum hatayı. Ya yani bu böyle diyoruz, tamam mı? Hiç demiyoruz ki bunu yırtıp atıp şöylesini yapalım. Demediğimiz, kitlendiğimiz şeyler oluyor. İşler oluyor ya da projeler ya da yazılımlar ya da fikirler ya da çözümler. Tamam mı? Bu herif o konuda çok iyi. Bir anda yırtıp atabiliyor Kesinlikle. abi her şeyi. Abi şey, Elon Musk bir şey yapınca şey diyesim geliyor. Hani yanında durmalıyım. Hani öyle bir hissiyat veriyor. Yanında durmalıyım. Bu adam iyi yapıyordur bu işi. Ya o evet bir Dedirtiyor yani. güven veriyor evet. Ya tabii Ama büyük dedirtiyor bilmiyorum. Şimdi şeye baktım, doğuya baktım. Ne alaka der gibi baktı ama Valla ulan bu Putin'den sonra mühendis abi yani %100 güvenmem ya. ben de Anlatayım mı? fanboyum o %100 99 güvenirim ama %100 Hayır, ben güvenmem. mühendisliği %100 yok. anlamında söylemiyorum. %100 yok. Güvenilir, iş yaparak, iş bitiriciliği, başarısı. Baktığın zaman adam diyor ki, ya şimdi ben Bill Gates'e güvenmem, bu adama güvenirim. Abi adam şimdi üstünde bir regülasyon olmadığını bildiği için Twitter'dan hayvan gibi cryptocurrency manipülasyonu yapıyor. Bunu sırf ve bunu yaptıktan sonra hani böyle test hani belli ki parası var. Hani belli ki Abi cryptocurrency bir ya şey yapar. yaptığını Deli düşünelim. gibi. Tamam bu Dogecoin diye bir coin var, tamam mı? Dogecoin mi? Dogecoin mi Evet. ne okuyorlar? Aynen Doge abi. Tamam Doge. Dogecoin. Köpek Köpek coin. coin. Ama köpek coin'in logosu bile çok komik abi. Herif böyle Evet. Çok iyi. geyik yapmayı çok seviyor. Zaten meme diyorlar ya İngilizce. Meme. Meme diye Mim. yazılıyor. Neyse Mim ya yani geyik yapmayı çok mim. seviyor. Okey. Yani o yüzden yani böyle o, yani manipülasyon yaptığı coin bile geyik abi. Hani gidip Evet. Ethereum'da yapsaydı, tamam mı? Daha şey bulurdum ya da bir ismi böyle bir şeye benzeyen bir şey olsaydı Yo 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 Dogecoin abi yo yani. yanlış de tamamen yanlış değerlendiriyorsun. Asıl bu coin'de yapması lazım. Çünkü Dogecoin böyle bir shit coin olduğu için 0,001 dolar. Adam elindeki servetle milyarlarca alıyor. Ve bunu Tamam mesela 0,001'den 1 aldı dolara da çıktı mı orada şey Allah herif. çıktı. Rakam çıktı. Adam da iyi bir para kazanmış, tamam mı? Ama hesaba bakıyorsun milyon dolarlar mertebesinde bir kazançtan bahsediyorlar. Abi milyon dolar herifin servetinin yanında o kadar küçük ki. Niye bununla uğraşsın? Abi haklısın. Çok doğru. Katılıyorum şu anda. Bunu düşünmüyorum. Ama hani işte Bütün... milyon dolar olduğunu düşünmüyorum bunun. Bu çok daha farklı bir miktarda yani. Yani şu Milyon dolar değil. Dogecoin var. Dogecoin mi? Neyse Dogecoin diyeyim. Dogecoin bir coin'i atıyorum. Bir anda 10 milyar dolar yaptım ve 10 milyar doları haşır diye satamazsın abi. O bir anda yani fiyat olarak çakılır. Yani elinde bulur ve onu Ha satamazsın doğru. ki. Öyle durur. İşte çakılıyor da hani olay da o hani böyle böyle oluyor coin yani. Neyse dediğim Çakılır. gibi bu bizimkiler benim söylediklerim sadece varsayım. Ben yaptığını düşünüyorum. Hani bu konuya cryptocurrency ile ilgili Ya yatırım orada geyik yaptığını ve yaptı hatta ve o spekülasyonu yatırımı firması için kullandığını düşünüyorum. Hani Tesla'nın durumu çok 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 iyi değil. Hani oradan elde ettiği parayla kendi şirketine veya başka projelerine de yatırım yapmış olabilir. Aynı anda 5 tane şirket falan yönetiyor herif. Starlink var, o var, bu var. Bir sürü şey var. çok Starlink nasıl hakkında var? acayip şikayetler var. Bir sürü şey. Dediğim gibi yani o yüzden Elon E şimdi Musk'a yani %100 güvenmiyorum. %99 öyle belki bir ama %100. paraya ihtiyacı olsa niye manyak mı Twitter'da aslında? Abi işte yani orada gördüğü şey çok daha başka. Hani Belki orada 44 Dogecoin'den milyar kazandığını dolar Twitter koyuyorsa aldı. abi şimdi 44 milyar dolarlık bir para yatırıyorsa onun
yani muhakkak geri alacaktır onu bir şekilde. Ya başkasına satacaktır ya da o şirketi değerlendirecektir. Hani bunu yapmak için bu adam şirketlerinden falan bahsederken çocuğum falan diye hitap ediyor şirketlerine. Şirketlerin Öyle. %8 hisse satmış ve gidip Twitter almış. Bunun arkasına çok büyük bir şey koyacak. Yoksa boş yere yapmaz bu yani. Bir tane şey vardı hatta çocuk vardı. Elon Musk'ın uçağının nerede olduğunu sürekli tweet atıyordu. Elon Musk buna 5.000 dolar mı? Hani bir para teklif Evet, etmiş evet. ki Evet. hesabını kapat diye. Şey geyiği bile dönüyordu. Çocuğu susturamayınca gidip Twitter'ı satın aldı diye. Hani çocuğun hesabını kapatacak. Hani, Ya çok hani iyisin ya. bu da bir internet geyiği olacak yani hani diye düşünüyordum. Aslında Bu bunu bile harbiden geyikmiş harbiden. Çocuğu ya susturamadı. hani gidip Twitter'ı satın alıp Abi kuvvetle gidip ama adam çok acayip bir geyik olurdu yani büyük full ihtimalle. head geyik yani bir lafı var ya işte Instagram'ı satın alırım ama Facebook almam. Ya da Facebook'u satın alayım ben kapatayım demiş. Nasıl fikir? Bence iyi fikir. Kapatabilir. Bence değil. Bence de iyi fikir. Ya adamın böyle dalga geçebilecek bu rakamdaki şeylerle dalga geçecek abi parası var ya. Çok inanılmaz. Tövbe estağfurullah neyse. Hayırlısı. Vallahi sabaha kadar elini konuşabiliriz abi. Geçen bu adamla ilgili daha değişik bir şey geldi ama ne gelmişti ya? Bu bir görsel gelmişti ama. Aa, bu arada burada bir şey var. Haberde bir eski bir tweet var. 2017'de Twitter'ı çok seviyorum demiş. Dave Smith de ona demiş ki o zaman almalısın onu demiş. Elon da demiş ki ona ne kadar kaç lira ki Twitter diye sormuş. 2017 21 Aralık'ta. Sonra herhalde gerçekten manyak eşeğin aklına karpuz kabuğu soktu bu herif. Alayım mı almayayım? Olabilir. Fena fikir değil lan kaç liraymış ki bu? Bilmiyorum bir de yani şeyi de kestiremiyorum. Twitter gerçekten bu para eder miydi? Normal şartlarda satılsaydı kaç lira ederdi? Etmezdi abi ya. Ha, O yo, şöyle bir şey satın alma etmezdi yani. isteyince zaten hisselerin fiyatı birazcık yükseldi Twitter'da. Evet Ama ben yani. edeceğini düşünüyorum abi. Zor Yani o. sadece abi sadece bir firmaya bir şeye ne kadar ürün satıyor gibi bakmamak lazım. Yani internette kattığı değer anlamında. Dediğim gibi insanlar açıklama yapınca Twitter'dan yapılıyor ve bu gazetelerde kaynak olarak falan gösteriliyor. Ya şimdi biliyorsun Twitter'ın ki yeri çok farklı. mutlaka mutlaka da burada Bu ona değer katıyor. 44 milyar dolar eder bence ucuza bile gitti yani. bence etmezdi abi ya. O ya Elan abimizin talebiyle artan bir duruş oldu ve Eren abi de giriyorsa bu işe daha da şu an herkes reaksiyon alacak orada yani hiç alakası yok. Sen Türkiye'de sadece Twitter'ı görüyorsun. Dünyada bir sürü merci var bununla ilgili. Komüniteler kurulmuş. Adamlar oradan bu yazışıyorlar. arada şey Twitter öyle. Türkiye'de var yani. O çok komik Trump gelir öyle bana. zaten. Trump başka bir merciyi tercih etmiş. Benim hiç Evet adını yani. duymadım. Oradan yazmaya devam edeceğim demiş. Burada ben şeyi söyleyeceğim. Ya yani kapitalizm abi acımaz. Kapitalizm burada açıklama yapıyor vesaire bakmaz. Buradan günün sonunda dolaylı direkt indirekt ne kadar para kazanırıma bakar ve ona göre şirket fiyatı belirlenir. Yani kapitalin prestij ve para yani prestij sonrası reklam yapıp sonra dolaylı olarak şirketin para kazanacaksa kapitalizm ona da para verir. Ama yani Twitter alması ne Tesla'ya ne SpaceX'e hiçbir şeye yaramaz o anlamda. Öyle düşünüyorum yani firmalarına. Yani prestij anlamında doğrudan bir şey katmaz. Ha Elon Musk oraya yazı yazar. Elon zaten yazıyordu. Bedavaydı abi tweetini atıyordu yani. Ya şöyle bir şey abi 44 milyar Twitter'ın dolara en büyük gerek var mı gelir bunun için? kaynaklarından bir tanesi hem şey hem reklam hem de Twitter data satıyor abi. Yani burada Twitter kendini Orada çok çok çalıyor bir veri var orijinal aslında. iddiaları var. Adam diyor ki ben diyor kaynak kodunu açık yapacağım diyor. Hayır Öyle şeyin kaynak kodunu recommendation algoritmasını açık yapacak evet. abi. Şey değil. Önüne konan öneri algoritmasını aslında o biraz bilmiyorum reklam konusunda da ne yapacak onu da emin değilim. Bu türden veri satış işini de biraz daha şeffaflaştıracağım lafını kullandım. Ne yapacak bilmiyorum. Asıl parayı şeyden kazanacağım diyor. Abonelik yapacağım diyor. Evet, premium abonelik olayına dönecekmiş galiba. Öyle bir abonelik yapacağım diyor ve aboneliği de coin'le ödeme fırsatı koyacakmış Dogecoin. Aa bak güzel olur. Doge'u Evet, bilmiyorum orada da bayağı hareket katar, bayağı hareket katar yani Twitter o coin'le iş. ödemeyi önünü açacağını söylüyor abonelik için. Ya buradan da para kazanacağını düşünüyor. Ben bilmiyorum ya. Yani abone olurlar mı olmazlar mı bilemiyorum. Bu paralar döner mi? Yani en azından Türkiye'de döner mi? Gerçi YouTube'da Yani. millet taşır taşır. Ya Oluyor geçen abi. canlı yayın seyrettim. Hatırladım paralar uçuştu ya havada. Paralar uçtu. Aşağıda Paralar yazıyor uçtu. bu 50 dolar attı, bu 100 euro yolladı, bu 500 lira yolladı, bu
5 lira yolladı. Hepsi gözüküyor aşağıda. Görmüşsünüzdür siz de. Bilmiyorum. Bu bir şey miydi? Arkadaşlar, pamuk eller cebe. Like atın, abone Ne yayını olun. şey ya? Bir şey finansçı bir herif var ya Murat Muratoğlu. Çılgın bir Murat herif. Muratoğlu. Aa, Çok bayılıyorum ya. çılgın bir herif. Onun yayını. Bayılıyorum abi. Abi, Harika bir herif ya. zahmet olacak onun da yayınına gelsin yani para. Abi yani Adamın ciddi zahmet bir şeyi olacaktır var. işte. Hani bazen düşünüyoruz ya Türkiye'de böyle şeylere para vermezler. İnsanlar çıkarıp vermez ama veriyor Yok yok. gerçekten. Türkiye'de de çatır çatır Veren uçuşuyor var yani. ya. Veren var aynen yani. Bir şekilde. Abi 80 milyon nüfus var yani mutlaka bir tanesi verse yani. Onların Veriyor yani. şey diye düşünüyorum. Çoğu Avrupa'da yaşadığını falan düşünüyorum. Muazzam Yok bir beyin abi. göçü var. Abi adam euro yolluyor. Niye euro yollasın Türk vatandaşı? Ha tabii ki de Avrupa'da çoğu evet doğru söylüyorsun. O Twitch'te de var, YouTube'da da var dediğin gibi. Muazzam beyin göçü oluyor. Yani iyi maaşlarla gidiyorlar. Adam için 50 euro 50 kiri yani. Allah Allah kahretsin. Adamın Var maaşı abi şey. 4.500 euro. 50 euro lafı olmuyor yani. Onun için al diyor Yani yani. doğru, doğru söylüyorsun. Ya yani adam parası varsa birimi çok önemli değil abi. Yani var olan bir şeyse ve düşünmüyorsa nereden gelecek bir daha o para diye. Mesela adam Ben açıkçası Twitter almasına mutlu oldum. Tamam mı? Risk aldığı için biraz şey yaptım. Sonuçta ciddi bir para batırabilir de yani. Ama yani adamın parasına göre çok küçük bir rakam toplamda. O yüzden o kadar da sorun değil. Ya ben şey istiyorum. Uzay araştırma projesinin sekteye uğramasını istemiyorum. Ve bu çılgın herif dışında kimseye yakın zamanda Mars'a gideceğini düşünmüyorum. Tamam mı? Sadece sözlü olduğunu düşünüyorum. Amerikan hükümeti defalarca Mars'a gideceğiz dedi. Defalarca projeyi iptal etti. Ay'a çevirdi. Sonra tekrar Mars dedi. Sonra tekrar Ay'a çevirdi. En son tekrar Ay'a çevirdiler. Ay'a gideceğiz diyorlar. Böyle bir çılgın bir herif lazım abi. Çünkü Mars'a gitmenin para kazanma şansı yok. O yüzden SpaceX'i satmıyor. Farkında mısınız bilmiyorum. SpaceX borsaya açık değil. Çünkü diyor ki borsayı açarsam bir yönetim kurulu oturur. Yönetim kurulu kapitalizm. Mars'tan para kazanacak mıyız yalın? Hayır. Ya. Ne O zaman Mars'ı annesi o birader? diyecek. Ne Mars'ı birader? Mars falan yoksa unut onu rüyanda görürsün. Sırf bunun için şey fazla para da etmiyor SpaceX. Tesla ile aynı koyduğun anda SpaceX onun 5'te 1'i falan bir para ediyor. Abi chatte şey diyor hocam ne diyorsunuz ya Twitter aldı diye Tesla hisseleri düştü zarara girdi. Oğlum sen zarara girsen ne olur derler ya harbiden Şey, adam dünyaları ama satmış. o yüzden değil işte hissenin %8'ini sattı diye zarar şey oldu hisse düştü büyük ihtimalle. Evet yani hisse doğru. Yani Üzülme bir yine toparlar. yüklü bir satış olduğu için normal bir yüklü bir satış olduğundan da toparlar ya Tesla güzel bir yeni bir haberle yeni bir ürünle çıksın anında geri zıplar yani. Uçarlar ya. Vay be izleyicilerimiz Tesla hisse senedi alıyor. Ne güzel ne güzel. Doğu'da büyük bir Tesla yatırımcısı. Nope. Abi şey demiş ki Lord Nod demiş ki peki hangi uzaylı bu uzaylı atmış bu tweet'i bunu merak ediyorum. Clickbait mi demiş. Yok oğlum Gökhan abi attı ya ben onu uzaylı olarak görüyorum o yüzden yani. Akabinde tam attığı an itibariyle Twitter satın alınınca dedim aklıma böyle gelir. Başka türlü olacak gibi değil. İyi yakalamışsın bak Lord Doğan'a VIP veriyorum burada. Ay, iyi güzel güzel. İyi tamam o zaman. Valla hayırlı uğurlu olsun Vatan Emniyeti. Çok böyle merakla bekliyorum yapacağı değişiklikleri. Evet, Ve biz de yani bu herif bekliyoruz. de bile şeydir yani ne derler bir an önce olsuncudur. Sıkıştırıp bir an önce de o kodu değiştirtip bir şeyler sokacak. Çok farklı şeyler çıkacak. Logosu bile değişirse şaşırmam. Maviden mora dönse şaşırmam. Kuş yerine böyle abuzuk bir şey koysa şaşırmam. Her an her şey olabilir. Aynen. Keyifle izliyor olacağız diyorum yani. Bakalım abi. Sıradaki habere geçelim mi? Ve sıradaki haber aynen öyle. İranlı hackerların hedefinde VMware'i varmış abi. Bayağı düdüklemişler. Rocketkitten olarak bilinen İran bağlantılı hacker grubunun ilk erişim elde etmek için Core Impact penetrasyon test aracını sistemleri dağıtmak için yakın zamanda yamalanan VMware güvenlik açığı aktif olarak yararlandığını gözetiliyor. Bu 6 Nisan'da konuşmuştuk bunu. O 9.8 olan zafiyeti birazcık daha eşmişler. Buradan bir açık bulmuşlar abi. Oradan bayağı uzaktan kod yürütme potansiyeli olarak bir güvenlik zafiyeti bulmuşlar. Ben şu ürüne Dikkat bir edin diyor. bakıyorum şu anda.
Ürün acaba nasıl bir ürün? VMware'ın ürünü galiba. Evet, VMware. IDM servis dediği değil mi? Şimdi Workspace One Access diye bir şey. Formerly Identity Manager. Büyük ihtimalle bu altyapıya işte erişen sistem mühendislerinin işte bu sistem mühendisine yapabilsin, şunu yapabilsin, bunu yapaması falan gibi bir şey. Oh, yani şöyle bir şey oldu diye tahmin ediyorum. Hani bütün credential'ların olduğu yeri hacklediler gibi bir şey oldu herhalde diye tahmin ediyorum. Bayağı hacklenmiş zaten de bu saatten sonra da mevzu demiş ki bu yani firmanın araştırma yapan güvenlik firması demiş ki bu güvenlik açığından yararlanan saldırgan potansiyel olarak sınırsız bir saldırı yüzeyi kazanır. Yani sınırsız yetki kazanır gibi bir şey herhalde anlık öyle bu. Sanallaştırılmış ortamının herhangi bir bileşenine en yüksek ayrıcalık erişimi anlamına gelir. Türkçesi evet. Dikkat edin demiş. Klasik şey ya. Yani, remote classification. Evet yani yama gel bununla ilgili bir ekstra bir tane daha yama gelmemiş bu arada. Yani firma bununla ilgili yeni bir hani bu 6 Nisan'da yama yapmıştı evet. Ama şu an bir daha üzerine yama yapmamış. Bunu antivirüs programlarıyla bir şekilde benim buradan anladığım bu adamları o açığı kullanarak bu VMware'ın IDM servisi ekranda gözüken servise giriyor. Oradan evet, orada. PowerShell'e atlıyor. PowerShell'e atladıktan sonra PowerShell Windows'un işte komut satırı, gel güçlü bir komut satırı, standart komut satırı değil. Oradan storage'daki verileri download edip onu dışarı atlatıyor falan gibi bir şeyler var anladığım kadarıyla. Yani bak, tekrar çekiyor. Hayır, storage'den veriyi tekrar PowerShell'le çekiyor. Sonra alttaki 3 kademeli yer var ya abi. Orayı gösteriyor evet. Aynen. Onun orijinal sesinden bakıyorsun değil mi? Evet. Detaylı bu, anlatmış aşağıda bu arada. Ya burada aslında load in memory yazıyor galiba orada yanlış okudum. Evet, load in memory. Evet. Ya orada yaptığı şey şu. Yani o infekte olduğu yere herhangi bir dosya yazmıyor. Tamamen RAM'de çalışıyor bu. Hani o yüzden orada şey diye power trash loader diye bahsetmiş. Orada PowerShell script'i galiba şeyde çalıştırıyor. In memory çalıştırıyor. Bir büyük ihtimalle bir tool, hazır bir tool falan var büyük ihtimalle bununla alakalı. Hani onu download edip ondan sonra payload'u çalıştırıyor. Ve o çalıştırdığı payload artık ne isterse yapıyor artık. VM'lere mi, oradaki sanal makinelere mi erişiyorsun? Sanal makinemi siliyorsun. Oradaki şeyleri mi kopyalıyorsun? Tamamen sana kalmış yani. Bütün sistem elinde artık ondan sonra. Evet. Ve şey hani bir dosyada yazılı olmadığı için bir antivirüs yazılımına gidip aa burada bir dosya varmış bu işte ben bunu gideyim sileyim virüsüymüş bu falan diyemiyor. In memory çalışıyor. Nerede olduğunu bilmiyorsun. RAM'in içinde duruyor yani sadece. Bak şey çalıştırdığı PowerShell komutu ama şey oku bakayım. Tabii şey yapmış kodlanmış base 64 ile okunmuyor. Büyüttüm biraz ama okuyabiliyor musunuz? Onu galiba işte bir çevirmiş şey kendince bir encoding yapmış orada yani hani obfuscation falan diyor. Code obfuscation diyorlar buna. Kod rahatlıkla okunmasın diye. Onu böyle aşama aşama çözebiliyorsunuz. Sana burada da onun da örneğini gösteriyor. Yani direkt linki, çünkü direkt linki oraya yazarsan o dosyayı okuyan antivirüs yazılımları şey der. Ha bir dakika burada bir PowerShell download yazıyor. Bu bir dakika, Power Trash Loader dediğin gibi scriptmiş. Doğru ve scriptin kodu burada var. Evet. 4000 line, 40.000. 40.000 satırlık bir PowerShell kodu yazmışlar abi. Şaka mı lan bu? İşte, 40.000 işte satırlık bu. PowerShell kodu. Ya bu şey işte atıyorum. Sen bir zararlıyı yazıyorsun. Tamam mı? PowerShell'den düz nasıl yazıyorsan yazıyorsun. Bu kodu ona veriyorsun. O kodu obfuscate ediyor. Böyle saçma sapan ilk bakışta okunamayan, anlaşılamayan bir şeye dönüştürüyor. Ki normalde PowerShell'de yazılan şeyler gayet anlaşılırdır. Yani yok. O formata dönüştürüyor. O şey değil. Base 64 gibi bir şey kodlanmış hali değil abi. Bildiğin komut. Satır. Yani function'dır, aynen. Değişkendir. Yani fonksiyonların isimlerini değiştiriyor. O fonksiyonun ismi geçen her yerde o ismi tekrar replace ediyor. Atıyorum değişkenlerin isimlerini değiştiriyor vesaire. Çok acayip şeyler, tool'lar var yani. Geyik, PowerShell içinde 5 kişi falan da var. Geyik function'lar yaratıyor. Kullanacak, kullanmayacak. Sanki kullanıyormuş gibi yapıyor. Yani sen normal nasıl yazıyorsan kodunu, zararlı kodunu o şekilde yazıyorsun. Bu abi geri kalan her şeyi hallediyor senin için yani. Ya aslında yani burada gözüken kod gerçekten 40.000 satırlık kod var ama bu kodun belki Allah bilir. 50 satır işe yarıyor, gerisi çöp. Ama sen burada ayıklamakla uğraşıyorsun. Doğu ayıklayabilir misin? Yani çok zor ya. 40.000 satır. Onu
YouTube'da bunu yapan bir şey arkadaş var hatta. Neydi ya herifin ismi? Yani böyle işte malware'i indirebildiğin yerler var, bazı şeyler, web sayfaları var. Ya açıkça Var söyle var. abi, bu bir bilgisayar virüsüdür ama hani sample al indir. Hani güvenlik analistiysen bunu inceleyebilirsin falan gibi şeyler var. Orada adam malware'i indirip şey yapıyor. İşte bu obfuscation insanları sırayla yapıyor. Çünkü 2 saatlik video yapıyor mesela. Bunu canlı falan yapıyor adam bu şekilde. Yani bu yapılabiliyor, yapılan şeyler. Güvenlik analist dediğin şey zaten bunu yapıyor. O Bu güvenlik kodu malware'i analistin decode ediyor. şeyci Ya o pardon, malware analist, özür dilerim. malware Malware analisti. analist dediğin kişi zaten bu kodu deobfuscate etmesi gerekiyor. Onun da tool'ları var. Hani Türk bir bilgisayar... yayıncı. Efendim? Yayıncı Türk mü? Yo, yayıncı Türk değil, yabancı bir yayıncı. Adamın ya tipini hatırlıyorum da şu an Yani ismini hatırlayamadım. Türk deseydin şudur Tipini bir tarif et. ben Buluruz bekliyorum. Tipini Türk hatırlar mıydı? deseydin Ya reverse bas. engineering yapıyor bir şekilde, buluyor yani şey, böyle insanlar var. Bir de şeyden de bakıyorlar, illa kodu incelemek zorunda değiller. Şey yapıyorlar yani, işte örneğin zararlı yazılımı çalıştırmadan önce bir her yerin bir ne derler, snapshot'ını alıyorlar. Çalıştıktan sonraki farkları gözlemliyorlar. Nereye elledi? İşte mesela Windows için var. Register'da hangi satırları değişiklik yaptı? RAM'de nereye müdahale etti? Hard disk'te nereye yazı yazdı? Her birini tak 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 raporlayan yazılımlar var ki bunların çoğu Microsoft ya da Microsoft destekli bedava yazılımlar. Oradan aslında koda bakmadan bile yaklaşık ne halt ettiğini ve trafikte ne nasıl bir pattern yarattığı, ne haberleşti, onları da çıkarıyor tak tak tak. Bir aylık gözlemleyebiliyorsun ama daha öteye gideceksen, yani içini açacağım bir reverse engineering yapacağım. Çünkü ortadaki kod şey de olabilir biliyorsun. C ile de yazılmış olabilir. Yani Aynen. C ile de bunu böyle geri çözmek öyle kolay iş değil. Tam bir reverse engineering yapman lazım. Tersine mühendislik. O harbiden artık çok iş yani. Ya o işin zaten artık başka bir boyutu yani. Hani Yani yani. ona vakit yok ya kadarına. Onu yapmak isteyen arkadaşlara Allah sabır versin deyip yolla Başarılar diliyoruz. başarılar Ya diliyoruz. programlama öğrenmekten başlamak gerekiyor öyle bir şey Evet yapmak evet. istiyorsan. Temeli bilirse, bir süre sonra da ilgini çekiyorsa zaten giriyor o işlere, yapan çok Yani. keyifli. Ben de şeyde görmüştüm, bir dizide görmüştüm bunu konu alan, malware'i böyle analiz eden manyaklar var abi. Ama o manyaklar bence yani bu dünyada çok iş yapıyor yani. Sağ Ya tabii canım. olsunlar o manyaklar. Abi şey falan var. Yani freelancer reverse engineering yapıp para kazanan insanlar da var. Bug hunting falan var. Atıyorum, örnek veriyorum, IBM'in bir yazılımı var. Adam alıyor onu, işte reverse engineering yapıyor. Orada bir exploit yazıyor onun için. Firmaya da gidip söyle, bak sizin yazılım böyle hacklenebiliyor diyor. Firma da orada para ödüyor. Evet. Böyle işler var Son yani. dönemde onun fiyatları da Gayet de para arttı. kazanılan işler yani. Eskiden İmkansız çok şeyler değil. çok komik paralar ödüyorlardı oturan güvenlik açıklarına. Ben duyuyordum 50 dolar verdi falan gibi, ulan diyordum orada, dalga mı 50 dolar. geçiyorsun? 50 dolar. Şu an amacı bu, piyasası da arttı o işin. İyi paralar dönüyor bakman. Ya şey var mı? Bulduğun açığa göre değişiyor abi. Bulduğun açık böyle 10, mesela 9-10 gibi bir şeyse ve büyük bir firmadanın bir yazılımında bunu bulduysan iyi paralar kazanıyorsun yani, öyle söyleyeyim. Bir de o şey de var orada. Sadece açıktan çok, bir de özellikle cep telefonu için yazıyorsan işletim sistemin içine mi, yoksa boot loader'ına mı yerleşiyor? Eğer öyle bir açıksa o zaman var ya, üf, çok paralar dönüyor abi o zaman. Yani cep telefonunu Abi formatlasan şey bile sorsam, silmeyenler var işte ya. persistent olması işte. Şey de diyor ki, bir fotoğrafın içine virüs yükleyebiliyor muyuz diyor Gökhan abi. Bir de ben şeyi soracağım. Böyle bir zamanında hiçbir firmayla kontak olup şey olduğun oldu mu? Ya böyle bir güvenlik açığım var, rast geldim. Sonra hani sen güvenliği amacı uyarmak için, adamı uyarmak için söyledin. Adam dedi ki, al lan bu 5.000 TL senin olsun falan, oldu mu hiç öyle bir şey? Öyle bug bounty işi hiç yapmadım. Hayır. Bende yok. Doğu sende var mı? O ayrı bir iş ama ona uğraşacaksın. Hayır, uğraşmak için değil ya, sen gördün, dedin ki lan bu adama faydam olsun söyleyeyim bari. Hani o amaç iş için yapmıyorsun onu. Ha, Adama ben şeyde söylediğin anda yaptım. Şey yani benim çalıştığım firmanın kodunda açıklar tespit ettim. Onları söyledim. Para da almadım yani bu işin. ha, kendileri veriyorlar mı anlamında aslında mevzu. Al Ha, lan bu. penetration testi mi? Penetration testi O kimse değil, o değil, o source değil. Ben ondan bahsettim oğlum. code. Reverse Normal Gökhan abi, sallıyorum, bir sitede dolanıyor ya da herhangi bir firmanın verileriyle ilgili bir şey geçti eline, gördü. O da alan dedi, bu yazık olur lan bu firmaya, ben bu firmayı uyarayım Ben dedi. uyarı Mail yaptım. attı. Uyarı yaptım.
Öyle para diyorum ya, istemedim. Yani... Para istemedim. Heh, uyarı yaptım bak, dedim ki vermişler, şurada şöyle bak, vermişler, bir açımız var. Gökhan abi istememiş. Uyarı yaptım. Ama şey değil, ben bir Zero Day keşfetmedim. Zaten bildiğim bir açıktı. Elif'in sisteminde vardı. Mail atıp uyardım. Onu yaptım. Peki şey var mı? Fotoğrafın içine virüs yüklenebiliyor mu? Şöyle, fotoğrafın içine şöyle yüklenebilir. Burada JPEG, PNG formatları öyle önemli değil, mi öyle burada? Değil. Yani oradaki bulaştıran unsur fotoğrafın kendisi değil. Onu açan yazılımda bir şey varsa, örneğin İrfan Weaver diye bir yazılım var. Duymuşsunuzdur. İrfan abi bilmez miyiz? İrfan abi daha önce yayında söylemiştik. Örneğin İrfan Weaver'ın kodunda bir açık var, tamam mı? Onu sen tespit ettin. Bir resmi öyle bir resim, resmin içine öyle bir string yapıştırıyorsun ki orada işte tampon bellek taşırtıyorsun. Ondan sonra taşırtıp resmin herhangi bir yerine gidip biz yazılım çalıştırtabilirsin. Ama yani şöyle bir JPEG yok. Yani bir JPEG yapacağım. Bunu açan her yazılımda zararlı yazılım bulaştıracak. Öyle bir şey yok. PDF'de var mı? PDF'de de yine şey yazılıma oriented var. Yani ya da PDF'in içine eklenti yüklüyorlar. Açtığı zaman hadi bunu da aç diyor mesela. O türden şeylerin hep koruması var. Şimdi bak doğuda açıldı gözler. Lan öyle var. O abi şey ya. Çok ofis makroları falan filan mevzuları işte. Hayır ben seslendiriyorum sadece. Word'de var mı? Excel'de var mı? Hazır gelmişken onu da cevaplayalım. Ya şöyle bak. Bak şimdi konuşmaya başladım. Word'de var mı? Word dedim. Word yazılımı. Bak yazılıma özel. İşte o Word dosyasını tamam. Başka bir yazılımla açarsan belki hiçbir şey yapmayacak ki Word illa Microsoft Word'la açmana gerek yok. Ama Microsoft Word'la açarsan patlatan zararlı yazılım çok yazıldı. Makro yazıldı bir sürü. Evet. Olur. PDF'e gelecek olsan Acrobat yani bir dönem yılın en çok güvenlik açığı çıkan yazılımıydı. Delik deşikti yani. Bir de zaten abi halen de gerçi ben şöyle diyordum. Abi yani 120 megabayt mı neydi? Basit bir PDF Weaver abi. Adobe Acrobat Reader abi. Ya niye bu kadar büyük olsun bu yazılım diyordum. Ama ne kadar büyük kod yazarsan o kadar bence açık verme riskim var. İçine kim bilir neler tıkıyordu. Ben muadili Fox Reader kullanıyordum. Fox Reader 20 MB. Tamam o da mı? Şu an yüksek abi. Ona yetişti Adobe'ye. Ama işte o yıllarda internet yavaştı. O bize acı çektiriyordu. Yani 100 MB indirirken evet. 120 MB acı çekiyordum. 20 MB iniyordu. Kolay kolay işi bitiyordu. Şu anda Acrobat Reader kaç oldu bilmiyorum yani kaç megabayt. Abi peki Google Chrome açabiliyor mesela tarayıcıdan artık çoğu PDF açabiliyor. Kullanıcılar PDF programı yüklemeli mi? Madem tarayıcılar da açılıyor. Ben yüklemedim. Yani mesela sen yükle der misin? Yükle dersen niçin yükle dersin? Hazır konu açılmışken sorayım dedim. Ya o şey kullanım kolaylığına alakalı. Yani şey browserlar hiçbir zaman reader yazılımı kadar esnek ya da şey yapmıyor. İçine editing, çizik, mizim yaptırmıyor. Fox Reader'da üzerine sarıyla highlight edebiliyorsun. Üstüne istediğin yazıyı, notu alabiliyorsun. Yani gidip edit edemiyorsun. Yeni bir metin giremiyorsun. Var olanı silip değiştiremiyorsun ama üstüne her türlü notu alabiliyorsun ki ben çok kullanıyorum. Aynen doğru. Notu alma konusunda katılıyorum. Sen chat'te aynı şekilde yazmış. Üzerinde değişiklik yani metni silip bir şey yapacaksan o zaman o genelde Pro. Onlar evet professional editionlar oluyor genelde paralı oluyor. Manger ver Pro'la Doğu vermiyor ha Doğu beleşçi. Ama not konusu doğru abi ya yani o notlar güzel oluyor yani çok şeyler kullanır. Not şeyde çok güzel oluyor. Reklam yapıyor. iPad'le kalemle çok güzel oluyor kalemle. Kalemle güzel. Yani. Ben öyle sınav kağıdı okudum ya. Okudur abi yani. Sınavlar artık dijital yükleniyor. PDF, evet. Ödevler. Ödev ne yapıyorsun? Sınav kağıdı değil de ödev. Dönem projesi okudum yani. Sürekli de okuyorum. Yine ödevler birikti. Bayramda oturup ödev okuyacağım. geçen hafta sen mi demiştin abi ya? Lens'le ilgili kim konuşmuştu? Doğu mu konuşmuştu? Hatırlamıyorum da. O Lens'te mesela Google'un satın aldığı Lens platformu var ya. Bütün RC olarak şey yapıyor, okuyor filan. Bayağı genişmiş bir arayüzü sunuyor bize şu an için. O mesela şeyi çok başarılı. Mesela ben geçen hafta denedim. Yani normalde resmi şey yapabiliyor, Türkçe'ye çevirebiliyor, İngilizce'ye çevirebiliyor falan filan ama şeyi çok iyi. Yazdığım bir yazı var diyelim metin. Onu da çevirebiliyor. Yani taradıktan sonra bilgisayara götür, yükle, lense, pat diye çeviri yapabiliyor. Kullanın. Google Lens. Dur şuraya yazayım da neyden bahsediyorlar. Bu arada şeyin de yazılım var Lens diye Microsoft'un. Biliyor musunuz bilmiyorum. iPhone'da. Aynı isimde. Dur bakayım. Hiç duymadım desem. Dur, ben çok kullandım.
Aa şey ben de kullandım. Microsoft'un da lansı var. Aynen. Şey Microsoft uygulaması Lens, güzeldi evet. ya. Bir iOS uygulaması güzeldi ya. Çok güzel uygulama. Yani Ya bir yani çekiyorsun direkt tak PDF yapıyor. Okunabilir bir şeyse ya mesela eğer sen onu çapraz çeviriyor da çektin, teksti. tamam mı? Kağıt şöyle. Çapraz çıktı Hı kağıt hı. fotoğrafta. Tak onu düzeltiyor. Dümdüz bir sayfa haline getirtiyor. Normal taratmış gibi yapıyor. Çok da canavar gibi çıkıp PDF veriyor sana. Hatta kullandığın telefon versiyonu ileridiyse OCR de yapıyor. Ve bedava bu arada. 2014'te çıkmış bu. 2014'ün şeyiymiş. Değil mi? Hangisi? Office Lens mi? Evet. Microsoft Office Lens. Uzun zamandır var ben ama güncelleniyor. Yani ölmüş değil. Ben çok kullanıyorum onu. Çünkü yani işte şu doküman var, imzalayıp yollar mısınız? Taranmış olur mu? Olur. Tamam, tık. Yolluyorsun. Ev yok. Güzel tabii ki. Ya zaten bu konuda çok uzman firmalar var ama Microsoft'u açıkçası hiç duymadım yani bu konuda. Microsoft'un Ne böyle kadar iyi. harbiden sorunsuz çalışan çok nadir. Evet, hayır ya, evet onu demeye çalıştım aslında bir anlamda da. Çünkü genelde denediğim şeyin hep bir üstü var ve hep Microsoft birilerini taklit ediyor ya da satın alıyor, geliştirmiyor daha sonra. O yüzden yani bu tür application'larda en azından öyle. Yoksa kendi alanlarında iyidir. O ayrı mesele de. Adamlar Windows yapmış müdür yani. Adamlar Windows yapmış. Windows yapmış oğlum. Daha Doğru. ne daha ne yapsınlar yani? Aa, şu an yani şu yayını yapabiliyor isek Aynen öyle. Microsoft. Neyse, Google Mugul bir şeyler dedin. Google'un yine Play Store'unda bir şeyler çıkmış. Anlat Evet bakalım. evet. Evet arkadaşlar. Buna girmeden bir ara verelim mi? Yoksa devam mı? Bitirdik zaten ya. Hemen bunu hızlı bitirelim abi istersen. Alright, gazla. Hemen. Google Play Store'daki zararlı uygulama sayısını açıklamış abi. Play Store'da şunu şöyle alayım. Heh, Play Store'da bulunan 1,2 milyon zararlı uygulama gizlilik politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Google tarafından kapatıldı. Teknoloji devi 2021 yılında yine 190 bin kötü niyetli ve 500 bin terk edilmiş hesabı da kapattı. Raporda yazıyor detaylar. Bayağı bir rapor açıklamış. Bu hafta bununla ilgili üst üste rapor açıklamış. Ben son raporu koydum oraya. Valla Ferhat bir şeyleri anlattın ama ben dinlemedim. Abi 1,2 milyon sadece son yıldaki mi? Evet, bu yıl. Bu yıl. Peki acaba marketin yüzde kaçı ya bu? 1,2 milyon app'i sadece violate ettiğini tespit ettikleri için. Bence tespit edemedikleri bir o kadar da vardır diye düşünüyorum ya. Çünkü 1,2 bu... milyon mu? Ha Toplam belki de şu, kaç uygulama var ki? pardon. Diyor ki Play Store'da bulunan 1 milyon 1,2 milyon zararlı uygulama var. Bunu koy cebe. 2021 yılında ise 190 bin kötü niyetli ve 500 bin terk edilmiş. Hesabı da kapatmış. Yani burada Terk edilmiş hesap herhalde yazıp bir şey daha olmuş. geliştirmeyi Zararlı yazılım bırakanlar. yüklüyor kullanıcı olayı var ya hesaplarda. O How olabilir. many app? Bunun önemli kaç application var abi? Yüzde kaçı? Bakalım Google Play Store'da şu anda 2,59 milyon app varmış abi. Oha! İşte o yüzden Yarısı. oha diyorum 1,2 milyon yani. 2,5 yani 2,5 milyon app var. 1,2'si violated appse. Ama violated app Evet. diyor. Yani bu illa içinde zararlı yazılım olacak değil. Yani kurallara uymayan da olabilir. Evet. Gizlilik politikanın ihlal ettiği gerekçesiyle kapatılmış ama. Yani 1,2 milyon ne bileyim olan bu. atıyorum erotik içerikli bir app yasaktır. Bilmiyorum öyle yasak var mı ki? Apple'da bildiğim kadarıyla var. Google'da var mı? Mesela öyle bir şey vardır. Hep kapatmıştır. Olabilir. Şey İlla zararlı yazılım anlamına genelde gelmiyor bu yani. bir yıl içerisinde hiç indirilmeyenler de kapatılmış. Bu 1,2 milyon içinde olan. Hiç indirilmiyor anladın mı? Yani bu sıkıntılı bir şey herhalde deyip Sadece kapatmış ama indirme değil bir uyu. de update vermiyorlarsa uzun sabır o türden yani bir daha artık support vermeyenler varsa onları da kapatmış olabilir. Evet o da bir güvenlik açığı. Yani yapıyorsun güvenlik açığı var. 10 yıl update ettirmiyorsun mesela. Yani hiç kimse Yani indirmiyor, kimse de update etmiyor. Öldü deyip marketten çıkarmış olabilir. bence de olabilir aynen böyle bir şey. Ha ben niye seni dinleyemedim? Bu elemanlardan biri abi neden parmağına mürdüm rengi oje sürdün demiş. Ben de o parmaklarıma bakıyordum. Ulan nerede mürdüm rengi oje vardı diye. Beni Ulan hiç troll. oraya bakmadım bile. Kim demiş onu banlayayım ya? Kim o? Akraba evliliği. Ya akraba evliliği. Sana bir zaman şeyi vereceğim ha. Valla. Tuhaf tuhaf sorular soruyorsun oğlum ya.
Ha Instagram'daki, Instagram'da var, doğru bak Instagram'da var, öyle desene lan. Ha tamam o zaman Instagram ya, günahına girdik. Gökhan abi, beni de adamın günahına sokturuyorsun ya. yazmadı, şimdi yazdı Instagram'a. O Tamam bunu yanındaki iste. arkadaşımla keyfimiz yerindeydi. Abi Kız bir şey söyleyeceğim. Adam burada bir arkadaşımla. tane ekran yetmiyor. Instagram'da da sinifliyor Gökhan abi. Dur bir de oradan bakayım ne yapıyormuş. Eğlenceli bir geceydi arkadaşlar işte. Instagram'a niye resim koyarsın zaten. Aynen. Çok sorgulamayın onları. İyi güzel. Doğu'nun da var öyle resimleri. Doğu'yu da takip edin. Doğu'nun kapalıdır ama Instagram. Benim kapalı ya Instagram. Doğu'nun kapalı ya. Doğu. Evriman değil. O zaman Gökhan abi bir kısa ara verelim. 5 dakika. Sonra zıplayalım. Senden çok az haberimiz kaldı. 3 haber. Tamam. Keyifli haberler. Tamam. Onları yardırırız diyorum. Vay, tok haberi var. İyi iyi, tamam. Güzel. O zaman Evet, o tok arkadaşlar haberi güzel olur. şu an Enerjimizi toparlayıp 36 geliriz. geçiyor. Ne oldu? 37 geçti. 5 dakika dedik. O zaman 42 geçe buradayız. Aradan sonra devam ediyoruz.